düğünü stadı tıklım tıklım dolu ve çetin bir mücadeleye hazır. Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya. Ve maç başlıyor. Dev derbiye saatler kaldı. Çizmeye başlıyoruz. Derbi özel çizeceğiz. Bugün birçok dosyamız, açıklamalar, röportajlar vesaire elimizde mevcut. Herkese merhaba. Yıldız Savaşları az kaldı. Bugün bak temalı bir tişört Serdar Ali Çelikler'de. Tematik de. Bir tematik. Tişört giydik evet. Yıldız Savaşları maçın doğru. Anlam ve önemine uygun olarak şöyle Star Wars efendim. 10 numara. Eskiden hastasıydık. Hala hastasıyız. Son bölümü hariç. Dünyanın en kötü filmlerinden biri olabilir hakikaten. Yine fütüristik işler böyle abuk subuk. Ya bir şey. Yıldız Halbuki bir gerçek arkadaşlar. Var orada diyorsun. Bir gerçek var. Burada bir gerçek var. Var nedir? Çok önemli Ta-tam. Bir gerçek. Göster abi. Göster abi. Gir dibine göster. Çık bizden göster. Dibine geri göster. Tayfun Bayındır. Eline sağlık Tayfun abi. Eline Türkiye'de sağlık Tayfun abi. Bana göre 3 kişi vardır Naim Süleymanoğlu yazabilecek. Biri Cemal Ersen, biri Taki Doğan, biri Tayfun Bayındır. Harika bir kitap yazmış. Biz... Başlayamadık henüz. Serdar galiba başlamış. Ben dün akşam başlayacaktım. Galatasaray maçından dolayı başlayamadım. Bir çırpıda okuyacağız. Türkiye'nin bir döneminin değişiminin kahramanı. Ve şimdi o Time'da kapat görüyorsunuz ya. Siz Time'ı tek dergi de olarak görebilirsiniz. Time sadece bir dergi değildir. Time'da kapak olmak dünyada çok önemli bir iştir. Tayfun abi Time'ın kapağı Naim'i en temelinden yazdı. Ve A7 yayınlarından çıktı. Tayfun Bayındır'a bu literatüre bu güzel eseri kazandırdığı için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben okudum da çok akıcı, çok akıcı ve anılarla dolu ama hani böyle sıkıcı didaktik bir şey değil. Hemen başlayacağım. Çok akıcı ben hemen bir başlayacağım. Dille yazılmış. Eline sağlık Tayfun Bayındır. Spor kitabı, biyografi kitabı. Ve hatta ya başarılı insanlar nasıl fark yaratır gibi düşünmeye yönelten kitaplar tavsiye ediyorsunuz bazen. Tavsiye istiyorsunuz. Bunu okuyun. Bir de ben daha okumadım. Serdar belki oralara gelmiştir. Türkiye'de bir dönüşüm yaşandı 80'li yılların ortasından. Tabii. 83, 84, 85, 90 oralara doğru. Bu dönüşümün içinde enterkonnekte sistemle elektriğin her köye ulaşması da vardı. Bunun içinde Erdoğan Berke'nin klasik formun dışındaki Türk sanat müziği şarkıları da vardı. Mustafa Denizli'nin Neşet'e 5 atacağı da vardı. Bu dönüşümün içerisinde belki 1 milyon dolar para verdik ama Naim Süleymanoğlu ile Türk adının dünyaya duyurulması da vardı. Ve tabii ki Turgut Özal da vardı. Dolayısıyla burada gördüğünüz sadece bir halter kaldırmak değil. Türkiye'nin o sosyolojik geçişini de buradan çok rahat görebiliyorsunuz. Çünkü burada internasyonel bir boyut var. O yüzden bizim kuşağımız çok şanslı. Bugün dünyamız şunun içine girmiş vaziyette ama biz mesela ben anneannemin köyünde, rahmetlinin köyünde elektriksiz kitap okuduğumu 1985-87'lerde hatırlıyorum. Elektriksiz. Bundan sadece 30 sene evvelden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugünün kuşağı son derece şanslı. Bu o geçişin Türklerin en büyük kahramanlıklarından biridir. Ben bakmadım şey var mı Serdar? Bulgaristan'daki acı süreci var mı? Bulgaristan'da Naim'in... Böl bizi istersen Ceyhun. O bölüm sohbete başlayalım. Tamam. Tavsiye ederiz. Türkiye'den geldikten sonraki bölüm. Tamam. Tabii ki nasıl geldi, ne olduğu falan var. Ama Bulgaristan'daki acı tarafı yok, yani. Yok. Eyvallah. Tayfun abi eline sağlık. Bir de tabii onun ben de tam bitiremedim. Tam bitirmiş değilim ama yarısına kadar geldim. Ben çok hemen başlayacağım. Yani. Bir de 1 milyonu tabii 2 milyonu olmaz. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sporcularından tamam. biri. Yani yazarken Michael Jordan, tamam. Naim Süleymanoğlu, Muhammed Ali, Usain Bolt diye yazarsın. Şimdi güzel de şimdi yani 1 milyonun yazarsın. Altını çizmek şöyle. O 1 tabii. milyon, olmasaydı da tabii. O 1 milyon dolar olmasaydı da elbette. Gelmezdi o anlamda. Hani haber tarafı da var. 1 milyon dolara geldi bu adam bize. Aynen o parayı öyle. Vermesek gelmeyecekti. Kendisi gelecek de vermeyeceklerdi. Yani tarih de böyle yazıldı.
Tayfun abiye de bir kez daha gerçekleri teşekkür Tayfun edelim. Tayfun yazar diyebiliyor muyuz? Tayfun abiye selamlar, Tayfun saygılar. Bayındır. Eline sağlık tekrar. Teşekkürler. Eyvallah, Tayfun. Ben de Milliyet Gazetesi spor müdürü. Kendisi. Ankara'da yaşadığı dönemlerde birebir Zaman'ın genel yayın yönetmeni rahmetli Çetin Emeç'in kendisine verdiği Ankara Büro'ya talimatı ve Ankara Büro Müdürü'nün Tayfun abiye talimatı. Bundan sonra bununla yatıp kalkacaksın. Yani o zaman bir de öyle bir gazetecilik dan, vardı. Dan nereye geldik? Bak. Devre arasında. O zaman öyle bir gazetecilik kampa olmuş. Kampa gazeteci gönderemeyen gazetelere geldik. Çetin Emeç Ankara Büro'yu arıyor. Maalesef. Çetin Emeç, Hürriyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni Ankara Büro'yu arıyor. Diyor ki bir tane adama bu madem bu adam geldi. Mentümen. Ne yapıyorsa şey. Mentümen. Ankara Büro'da diyor ki bak her gün ama her gün. Her gün bu adamla yatıp kalkacaksın. Senin başka görevin yok kardeşim. Tayfun Bayındır o güne kadar halterin hiçbir şeyini bilmiyor. Yıllar sonra Tayfun Bayındır Halter Federasyonu'nda üye oldu. Yönetim kurulu üyesi oldu. Gazeteci... Başka bir şey anlatıyorsun yani, zaten. Yani gazetecinin ilişkisini düşünebiliyor musun? Tabii. Biz şimdi Cleveland'a gidiyoruz, şaka yapmıyoruz yani. Ben de şaka yapmıyorum. Bence Cleveland'a gideyim ben de. Anlatabildim mi? Hani o zaman bir sonra da Cemal Ersen'in Milliyet aynı şeyi Milliyet yapıyor. Ya bununla yatıp kalk kardeşim. O zaman öyleymiş yani. Peki. Ben hatırlıyorum mesela Kenan Reçet'in gözü var ya. Evet. Magazin. O güreş muhabiriydi. Çok iyi bir güreş muhabiriydi. Çok çok iyi. Birinci sınıf bir güreş muhabiriydi Kenan abi. Ya şimdi kimse bilmez. Kenan abi, Kenan Erçetingöz eskiden Sabah gazetesiyle bilmem işte Sabah gazetesindeydi. Güreş turnuvalarına giderdi. Eskiden ünlü ya sanatçıların şahane, da muhabirleri var. Tarkan muhabiri, Burak Kut muhabiri hala var mı bilmiyorum. Şahane bir güreş muhabiri. Ha. Sonradan magazin muhabiri oldu. Sonra da magazin müdürü. Yüksel Altuğ Beşiktaş muhabiriydi. Spor tabii. Muhabiriydi. Beşiktaş muhabiriydi. Televizyoncu. Sina abi bataristi değil mi? Ya hala baterist. Hayır biraz o dönüşümü düşünüyorum. Mesela Burak Kut muhabiri vardı Burak Kut'un çıktığında. Düşünme. Öyle şey düşünme. Düşünme. İşte düşünme. Hayır, o dönüşüm yok, üzüyor. Hani diyorsun ya devre yok, arasında düşünme. Gidemeyen muhabirlere geldik kamplara diye. Ama Bahadır abi onları düzeltmek için işte çalıştaylar yapılıyor ya. Sonra yalandan açıklamalar yapılıyor çalıştaylarda. Hiçbir zaman bir çıkarı olmayan bir açıklama hani ortaya bir şey koymayan açıklamalar. Belki hakikaten bir şeyler yapılabilecek çalıştaylar gerçekleşir. Bahadır abi de ben ikişer tane gönderdim. Helal olsun vallahi imkanlar zenginmiş. Koskoca gazeteler gönderemedi. Sözcü de onlardan biri. İkişer kişi göndermiş. Ama gelinen nokta bu. Bugün Murat Özbostan'la konuşuyorduk. Şimdi biraz sonra Aykut Kocaman'ın... Derbiyi az sonra konuşacağız. Aykut Kocaman'la ilgili konuşacağız ya hocanın açıklamaları var dün. Arkadaşlar bugün gazetelerde sabah 8'de kahvaltıda eline aldıklarınızı hepiniz, biz dün 4'te gördük. Yani yazılı basın çok enteresan bir yere gidiyor. Yani yazılı onun basına... sebebi o zaten. O zaman bir tek yazılı basın vardı. Televizyon evet. Da yoktu doğru düzgün. O yüzden gazeteler böyle yapabiliyordu. Yani Murat Özbostan Volkan'ı gönderiyor. Sen Onur'u gönderiyorsun NTV Spor olarak. Hepsi NTV Spor'da dün çıkıyor. Bugünkü gazetelerde biz böyle bakıyoruz. Çünkü onları biliyoruz biz zaten. Hem Twitter'dan biliyoruz hem internet sitelerinden biliyoruz. Gazeteciliğin komple değişmesi lazım. Başka bir boyut olması lazım. Ama ben iddiamı tekrarlıyorum. 3 gün çıkmasın Türkiye'de gazete. Hatta spor sayfası çıkmasın. Tweet atacak konu bulamazsınız. Gazeteden bahsediyorum, kağıttan bahsediyoruz. Efendim internet siteleri var. O internet sitelerinde birkaç tanesi hariç hiç kimse çalışmıyor. Özel editörlük yok, yok. Özel haber yok. Alınıyor genelde. Bulacak. Ajans Spor var, SporX var, bizim Futbol Arena var. 2-3 tane var. Evet, kadrolu onlar yani, var, doğru. NTV Spor Net zaten buraya bağlı. İşte diğerleri, Beyin Spor, onlar buraya bağlı. Tekrarlıyorum, tweet atacak konu bulamazsınız. O paçavra dediğiniz, tuvalet kağıdı yapmam dediğiniz gazeteler olmadığı takdirde. O gazeteci milletine saygı göstereceksiniz. Ya bizi de küçümsemek kolaydır. Ama gazeteci işi başlı. Gazeteci pahalı bir iş abi bak. Pahalı yani pahalı bir iş gazetecilik. Şimdi bir tane adamını gönderiyorsun. Ve Ankara'daki yani Ankara bürolar bugün 3 kişiyle falan dönüyor. Ankara'da spor büro yok. Ankara bürolar bugün itibariyle 3 kişiyle falan dönüyor toplam. Televizyon varsa 5 kişiyle dönüyor. Bir kamera, 2 kameraman, bir muhabir. 2 tane gazete muhabiri falan 5 kişiyle. O zaman Ankara bürolar 25-30 kişi. Spor'da 5 kişi var mesela. Ve birine diyorsun ki bak sadece bununla ilgilen. Şimdi bu bir lüks yani işte. O zaman o pahalı bir şey yani. Tabii. Muhabir çalışacak. O da şimdi diyor ki ya Naim Antalya'ya gidiyor ben de gideceğim. Naim bilmem nereye gidiyor ben de gideceğim. Naim Bulgaristan'a ben de gideceğim. Naim oraya ben de gideceğim. Anlatabildim mi? Hani Seul'e gidiyor ben de gideceğim. Şimdi o zaman bunların maliyeti karşılanabilecek pozisyonda o zamanın Türkiye'sinden söz ediyoruz. Bakın.
Bu kadar zengin olmayan bir yani Türkiye. Yok canıyla götüren Türkiye'den reklam geliri yok bilmem nesi falan. Şimdi niye olmuyor o zaman? Ama şimdi o zaman, gazetecilikle ilgili bir sıkıntı o var. O zaman basın patronları ama yani şey gazetecilikten gelme ve patron seviyesinde başka yok, işler olmuyor. Yok gazete yani paper basılı, basılı materyalle şey. İlgili sıkıntı var. Neyse bizi bekleyenler. Derbi bekliyor. Ama yok, dersi, derin konu yani bunu ben saatlerce konuşmak medya isterim. Medya dersini sen vermeyi bıraktın mı? Ayrıldım. Dönemlik ders ben ilk tabii. Ekim evet. Aralık arası. Avni abi bekliyor söyleyeyim. Avni abi. Avni Küpeli. Aa. Selam bekliyor. Olsun. Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir ödül almışsınız. Devam edeceğiz inşallah. Aa, almışız teşekkür ederiz. Söyle istersen abi. Gelişme Üniversitesi sağ olsun bir ödülü vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Erbatur en iyi Bey. Spor programı. Evet, Erbatur Bey bayağı da açık ara. Rakamları da göndermişler. Söylemeyeyim. Çok teşekkür olsun. Ederiz evet. Bayağı da çok açık ara. Çok sağ olun arkadaşlar. Gelişme Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar var olsunlar. Gururlandık. Umarız. Gururlan burası Beşiktaş diyorsun yani. Gururlan bugün derbi gününe geliyoruz çünkü zira. Arkadaşlar teşekkür ederim. Zira nedir? Gurur duyduk. Zira ne gidiyoruz? Zira nedir? Peki derbi konuşmaya başlayalım mı? Ne Trabzon konuşalım? Ne yaptı kazandı? Bence bugün yarın Hikmet Hoca gider. Bugün yarın Leguen gider. Yılmaz Hoca gitti. Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural Giresun'dan ayrıldı. Bugün eğer ters bir sonuç olsaydı Rıza Hoca'nın... Gelecek sene olmayacağı kesinleşirdi. Gelecek sene yok zaten de. Ya bugün hani gelecek seneden önce de gitse mi acaba? Burak son dakikada sarı kart gördü. Beşiktaş maçında Beşiktaş yok. Beşiktaş maçında yok. Son dakikada? 90+5.5'ta hatta. 90+5.5'ta. Evet. Sonra 90+5.5'ta. Ya işte böyle. O Beşiktaş oynamayacak. Arada Galatasaray oynamayacak. Emre Fener oynamadı. Bu işler böyle abi. Ceyhun. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bak hiç eyyem yapmayalım. Klibi hazırlar mısın bir daha? Baştan başlayalım. Ya hiç eyyem yapmayalım. Ya Burak Beşiktaş'a karşı oynamayacak. Arda Galatasaray oynamayacak. Emre Fener'e oynamadı. Ya 94. dakikalarda sarı kartlar, kırmızı kartlar falan. Ben yemem yani. O yüzden... Bugün Trabzonspor Abdülkadir'in gol atmasına çok sevindim. O çocuktan ümitliyim. Yusuf gene çok iyi bir pozisyonda topu avuta çıkarttı falan. Yusuf'ta bir kafa karışıklığı var galiba. Abdülkadir Onur bugün iyiydi. Onur bugün evet. İlginç bir şekilde iyiydi yani. Ben de tespit uzun bir aradan sonra iyi oynadı. Trabzonspor için önemli bir galibiyet. Abdülkadir'in menajeri belli oldu mu ya? Trabzon'daki aman arkadaşlarımız abi. Abdülkadir'in menajeri belli oldu mu acaba? Ha, çocuk menajerliği boştaydı da o yüzden soruyorum. Trabzon'dan birileri yapıyormuş şu an. Öyle mi? Yönetimden. O yüzden Abdülkadir aman oğlum. Aman bak. Abdülkadir hangi, ne olur ya. Hangi tayfaya girdiğine çok dikkat et. Aman Abdülkadir. Aman oğlum. Aman. Satır bak kulağımıza Trabzon'dan ha. Haberler satır geliyor. Satır aralarında mesaj var diyorsun. Bak, Trabzon'dan çok ciddi çok ve ciddi, çok ciddi sıkıntılı haberler sıkıntılı geliyor. Sıkıntılı haberler duyuyoruz. Abdülkadir ve Yusuf'un menajerliği konusunda. Menajerlik savaşları var. Yönetimin bir takım menajer grupları var. Burak'ın başını çektiği bir takım oyuncuların menajer grupları var. Yani Burak'ın menajerinin etki tabii. Alanı var. Yönetimin çalıştığı menajerlerin etki alanı varmış. Öyle diyorlar. Abdülkadir seçim yapmış mı? Şu anda yapmış. Ben Trabzon mesela Yusuf bir seçim yapmış. Evet. Yusuf'un yaptığı seçim beğenilmemiş diğer bir taraf tarafından. O yüzden... Mesut Özil'in menajerlik şirketi bildiğim kadarıyla. Şudur budur neyse. Abdülkadir boştaymış çocuğu almak için hikayeler uyduruluyormuş. Hikayeler çektiriliyormuş mesela. Hikaye bol bol hikaye çektiriliyormuş. Hikaye uyduruluyormuş. Yani sana kardeşim bro muro diyen varsa aman çocuğu. Aman abi aman. Bak bizim evin oralarda uzak dur galeriden maleriden. Aman peki. Gelme abi. Şimdi şöyle yapalım Ceyhun klip hazır mı? Derbi özel programına başlayacağım da. Ha, sen tekrar ben onu çekeceğim şu tabii. Anda. Şimdi şöyle yapalım Ceyhun sen klibi ver biz derbi özele başlıyoruz dönüşünde tekrar açacağım programı. Ya canlı yayında montaj yaptırıyorsun ona bana. Ne yapayım? İstanbul İnönü Stadı tıklım tıklım dolu ve çetin bir mücadeleye hazır. Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya. Ve maç başlıyor.
Merhaba, çizmeye başlıyoruz. Derbi özel çizeceğiz bugün. Kırmızı çizgiye hoş geldiniz. Ceyhun da afilli bir giriş yaptı. Bize teşekkür ederim yönetmenimize. Derbiye dair görüşlerinizi, yorumlarınızı kırmızı çizgi etiketine bekliyoruz. Derbinin tabii ki bir yıldız savaşları hikayesi olacağını bildiğimiz için Serdar Ali Çelikler de yıldız savaşları tişörtüyle bugün yayında. Hastasıyız Star Wars'un. Böyle futuristik işler işte. Bana gelmez. Ya çok dejavu oldum. Geçen gene dejavu oldum geçti. Tamam geçen gene. Yok. Girmeyin bak oraya diyor. Tamam. Neyse ama Star Wars öyle fütüristik değil. İçinde çok güzel aslında felsefe var abi. Tamam, ben tamam, sana tamam. Hakikaten bir Jedi felsefesi kitabı. Derbiye geç. Peki geç derbiye. Yorumlarınızı diye bekliyoruz. Anketimiz var bir galiba Ceyhun değil mi? Onu da görelim. Anket bizim mi, kanalın anketi mi? Kanalın anketi. Biz de kanal içinde olunca onları birleştirdim. Ortaya nasıl bir şey çıktı ortaya bakalım. Ortaya karışık bir şey çıktı. Ortaya karışık diye film var değil mi? Ortaya karışık. Karışık sipariş tarzı karışık var. Karışık bize mi vardı? Karışık bize var. Ortaya karışık mı? Ceyhun var mı anket, yok mu? Dün Survivor izliyorum. Şey var, böyle bir tahmin yarışması var. Sallıyorsun kafadan. En yakın bilen şey oluyor. Mesela diyor ki dünyada, Mısır'da kaç tane piramit vardır mesela sence? 4. 80 tane varmış mesela. Atıyorum ya. Tamam, anlatabildim mi? Ben böyle sallıyorsun. En yakın hangisi ise o çıkıyor. Güzel, 2015 güzel yarışma. 2015 yılında Türkiye'de çekilen Türk filmi sayısı. 150 mi? 120 mi? Yaklaştınız ikiniz de vallahi. 135 tane çekilmiş abi. O zaman tabii iyi olmaz abi tabii. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi Türk sinemasında. Ortanç mı oluyor şimdi 135? 150, 120, güzel ortanç yaklaştı mı? Ortanç. Ortanç. Hiç mi güzel olmuyor ya? Yani tabii ki iyi çalışmalar iyi, var iyi ama kötü, kötü, yani kötü. Kötü kötü. Genel olarak kötü. Sineması çok kötü günler geçiyor. Maalesef. Ve çok daha kötü günler yaşayacak. Ama yani sırf dram ya da sırf komedi yaparsan ya çok iyi her şey ya çok kötü. Böyle mi olacaktı değil mi? Abi 80'lerden sonra herkes dram şey çekti böyle sos işte 12 Eylül tamam mı? Böyle entel dantel. Ama 80'lerde mahalle vardı. Ondan sonra efendim işte böyle uzaklara bakan hiç konuşmayan insanlar tamam mı? Böyle. O filmler hala duruyor. Martı Avrupa'da. Martı sesleri gelir böyle martı sesleri. Avrupa'da sonra duruyor onlar Avrupa'da. Yani ondan sonra öyle filmler var. Sen bir yani klip daha gireceğim bence. Yok girmeyeceğim. Yani o zaman mesela çok tıkanmıştı Türk sineması. Şimdi de çok tıkandı. Neyse Türk sinemasından. Nereden geldik ya Türk sineması? Nereden getirdiniz ya? Star Wars'tan geldik. Yarınki Star Wars'a geçelim. Beşiktaş mı? Fenerbahçe. Yıldız Savaşları. Yıldız konsept Savaşları. Bu. Konsept Yıldız Savaşları. Aynen öyle. Yıldız Savaşları'nı konuşacağız. Yorumlarınızı da seslendireceğiz. Hayır, verecek ben miyiz? Ben yıldızlı semalardaki Haşmet olarak görüyorum bu karşılaşmayı. Ben de diyorum ki gelmiş bak şu anda oylar da %42 Beşiktaş kazanır. %41 biz tahmin yapabiliyor muyuz? %17 berabere biter. Elbette abi keyifle. Ne diyorsun Mehmet Aya? Ben bu maçın berabere biteceğini tahmin ediyorum. Serdar Ali Çelikler bir sonuç tahmini senin de kısaca. Valla. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim tahminim şöyle. %30. Tamam mı? %10. Geri kalan %10. Hatta şöyle söyleyeyim. %32. 32. 96 etti. Yani %32 Beşiktaş kazanır. %32 berabere biter. %32 de Fenerbahçe kazanır. Geri kalan %4'ü yarın hocanın kıyafetini görünce söyleyeceğim Şenol Hoca'nın. Bordo mavi giyerse. Bordo mavi ise Fener'e %4 ekleyeceğim. Şey bunu böyle bir fantastik, böyle kısmi reytinge dönük, böyle bir şov maksatlı söylüyorsun değil mi? Şundan söylüyorum. Eğer, neden söylüyorsun bunu? Eğer Şenol Güneş bordo mavi giymişse Fenerbahçe'ye %36 yapacağım. Çünkü o bir şeydir. Bak ben bordo mavi uydum. Bak ben bu tişörtü Bodrum'dan gelirken getirdim. Tamam. Program için. Çarşamba evet, bize günü, gösterdi. Çarşamba günü de gösterdim. Dedim ki bak ben cumartesi bunu giyeceğim. Üstüne siyah ceket giyeceğim. Bu sabah kalktım. Çarşamba günü biliyorsunuz ben gömlekle çıktım buraya. Programa gömlekle çıktım. Şimdi cumartesi Star Wars yani işte böyle Yıldız bir, Savaşları böyle falan bir şey yapayım. Hani böyle bir konsept üretim. Böyle bir konsept yapayım. Tamam mı? Bu sabah kalktım. Tişörtümü getirdiğim gibi hiç giymemişim. Koymuşum. Cillop gibi giydim. Üstüne İşte kazağımı giydim, montumu giydim, dışarı çıktım falan. Ona böyle gözüm gibi baktım. Sonra geldim. İkide bir gösteriyorum. Böyle Star Wars tişörtüm var. Hani konsept yaptım. Bu ne demek?
Ben ta çarşambadan beri ona odaklandım. Bunu düşünmüşüm yani. Buna takmışım ben. Hatta çarşamba günü gelmeden evvel daha yani sabahleyin kalkmışım. İşte uçakla geleceğim. Gelmeden evvel bile bu işe takmışım demek. Şimdi bugün ne konuşacağız, ne bileceğiz, ne yapacağız? O biraz da programın akışına bırakıyoruz biz ama. Tabii. Sonuçta ben bugün ne yapacağımı odaklanarak gelmişim. Tıraş olmuşum. Bugün eğer bunu giymemiş olsam rahatsız olurum. Şimdi hoca da bordo mavi takarak ne mesajı veriyor Fenerbahçe'ye? 2011'in şampiyonu Trabzon. Ben şampiyon geçmiş. Oldum. Sen ikinci oldun diyor. Tamam. Şimdi bu mesajı verdiği andan itibaren orada Fenerbahçe ile ilgili bir şeye giriyor. Gerilime giriyor. Negatif enerjiye giriyor. Fenerbahçe'yi görünce böyle bir sinirleniyor hoca. Halbuki mesela Galatasaray maçlarında Şenol Güneş'e bakın. Hiç öyle bir gayet normal yani. Normal her zaman davrandığı gibi davranıyor. Tabii ki sinirlenmesi gereken bir şey olduğu zaman sinirleniyor. Ama normal davranıyor. Eğer hoca kafayı takıp gene burada mavile çıkarsa %32 dedim ya. Hemen o 4'ü oraya vereceğim. Yok. Normal kıyafetle görürsen demek ki hocanın kafası maçta. Boş işlerle uğraşmıyor. Trabzon 2010-2011 meselesi artık uzaklaşmış ondan. Beşiktaş teknik direktörü olarak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına odaklanmış diye düşünüp bu %4'ü Beşiktaş galibiyetine yatıracağım. Peki. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlatabildin. Teşekkür ederim. Ben şu anda yorumlara bu yayını Şenol Hoca'nın izleyip izlemediğini veya bant yarın sabah çok çok merak ediyorum. Niye biliyor musun? Kararım neydi ve böyle biri karşımda birinin serdar olması önemli değil. Kararını değiştirir misinler bunu? Şöyle biliyorsun ki hocalar ya da işte oyuncular izlemese de kendileri hakkında konuşunca hemen haber gidiyor. Takip siteleri ya da üye oldukları işte ajanslardan dolayı değil, izleyen arkadaşları ya da dostları oluyor, çevresi oluyor ve o haber gidiyor. Şenol Güneş sakin ama giymeyeceği oldu. Varsa da giyer mi şimdi? Şenol, onu ya da bilmiyorum. Giyeceği varsa da giymez mi? Giymezse de giyer mi? İşte Şenol Güneş. Bunlar hep ters bir Şenol konuş. Güneş sakin. İşini yapmak için çıkarsa Beşiktaş'ın avantajı fazla. Avantajı fazla diyorsun tabii, Beşiktaş. %4 fazla. Ben hoca ne giyerse giysin Fenerbahçe'nin %51 önde olduğunu, Fenerbahçe'nin maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Beraberlik benim kanaatim. Yani maçla ilgili biri bir şey sorarsa ben berabere biter diyorum. Fenerbahçe kaybetmez diyorum. Beşiktaş kazanmak zorunda işin bir başka bakış açısı da. Kazanmak zorunda. O zaman yani sana 3 ihtimalin ikisi havlu attırır. Aykut Hoca'yı bozmaz. Ve i̇ki, havlu attırır Beşiktaş iki, o iki ihtimal muhtemelen. 2. Beşiktaş, Pepe ve Talisca gibi iki temel oyuncusundan yoksun bu sene hangi büyük ve iyi maça çıktı? Bana Leipzig'te mi o hoca tercihi? Ya o zaten başka bir şey. Pepe ve var yani anımsamaya da çalışalım hep beraber. Pepe ve Talisca gibi iki büyük temel oyuncusu yokken hangi büyük maça çıktı? Sakat, cezalı, formsuz. Hatırlamıyorum. Ben ikisinin birden olmadığı bir maç hatırlamıyorum. Şimdi sen Pepe ve Talisca dedin ya, bugün de ajans Beşiktaş'tan arkadaşlar aradılar, bir görüş aldılar. Benim de fikrim şu, bu Pepe olayı, Talisca olayı Beşiktaş'ın tüm hikayesini yarın belli edecek. Evet evet çok doğru. Çünkü savunma sistemi ve orta sahaya kimin dizileceği. En önemlisi ön tarafta kimin oynayacağı, Medel savunmada mı oynayacak, o ikiliden biri mi olacak? %100 tüm bütün tartışma olur abi. Bence Pepe'nin eksikliği daha önemli. Ben aynı kesin %100. Çünkü neden biliyor musun Erbatur? Hatırla Talisca Galatasaray maçında da yoktu. 3-0'lık maçta. Evet. Hatırladınız mı? 3-0 biten maçta. Oğuzhan vardı. Oğuzhan onun yerinde oynamıştı ama Pepe vardı. Vardı. O zaman orta saha kurgusunda bir bozukluk olmuyordu. Sen dedin. Çok doğru. Yani şimdi kimi oynatacaksın abi? Vida Medel savunma mı yapar? Tošić. Övünç ne diyor? Henüz gelmedi 11. Abi şimdi Vida Medel yaparsa... Vida Medel yaparsa Tolgay, orta alanı nasıl yapacak? Tolgay, Atiba, Oğuzhan mesela. Hamle oyuncu kim? Necip. Var mı başka? Yok. Tolgay, Atiba, Oğuzhan kalmıyor. Hamle Koş oyuncu içeri. Necip kalıyor bir tek. Lens işte. Hayır, ama orta göbeğe diyor. Orta göbeğe yok. Ya da Babe. Ya şu var kafamda. Bunlar hep alternatif. Acaba Negredo'yu santrafor oynatıp o ikilinin önündeki forvet arkası olan Wagner Love olabilir Şenol mi? Şenol Hoca bugüne kadar öyle bir şey hiç yapmadı. Yapmadı işte. Yapmadı. Agresif bir seçim. Yapabilir mi? Çok boşaltır orta hücum savunmasını boşaltır o zaman. Tabii. Bence Şenol Hoca Vida, Medel, Atiba, Oğuzhan, Tolgay ile çıkacak. Bence Tošić ile oynayacak. Ben de Tošić için oynayacağını düşünüyorum. O zaman Medel'i öne atıyorsunuz. O zaman da Medel'e... çıkarken savunma çıkıyorsun. Merkez orta sahanda savunma zihniyle çıkıyorsun.
Atiba Medel olsa Atiba Medel olduğu anda ben Aksu hocam olarak kadroyu gördüm, bana tamam derim. Bitti. Ben mağlup olmam mı? Çünkü benden korkuyor. Atiba Medel başladığın anda benden korkuyor. Ama hamle oyuncusu oluyor işte o zaman. Mesela Atiba Medel, Oğuzhan diyelim. Bu sefer Tolgay hamle oyuncusu oluyor. Mesela bir yani. De iç sahada oynuyorsun. Kazanmak daha çok zorunda olan sensin. Sözünü ettiğin gibi Beşiktaş'ın... Ya benden korkuyor diye düşünmez ya hoca. Yani korkuyla ilgili bir durum olmaz. Bir de bence zaten yani Beşiktaş topla çıkma oyunu mu oynamalı? Bir de onu tartışmamız lazım yani. Seninle tartışalım mesela. Hangisini? Beşiktaş. Mesela diyelim ki Atiba Oğuzhan oynuyor. Tamam. Bence topla çıkma oyunu oynayacak. Çünkü Fenerbahçe'nin bütün alameti farikası Başakşehir maçından gördüğümüz gibi basma olacak. Gene basma olacak. Çıkartmıyor seni işte Fener. Çıkartmıyor işte. E tamam, Oğuzhan topu alıp dönebilecek mi peki sence? Tolgay? Tolgay oynarsa mesela dönebilecek mi sence? Bence Tolgay döner. Tolgay döner. Oğuzhan mı Tolgay mı döner? Tolgay Atiba dönüyor ama burada Tolgay Atiba Oğuzhan olacağını düşünüyorum ben üçlünün. O zaman savunmada Vida, Tosic ve Medel'den birini dışarıdan bırakıyorsunuz. Vida Medel mi diyorsun? Galiba Vida'yı dışarıda bırakıyor. Peki bombayı söyleyeyim mi? Ha sen Tosic Medel diyorsun. Tosic Medel. Fernando daha çok üstünlük sağlar. Ya da o zaman Vida Medel olabilir. Bak Şenol Hoca'nın yapmayacağı bir şey söylüyorum şu anda. Şenol Hoca böyle bir şey yapmayacak. Sağ bek Adriano, sol bek Tosic, Medel, Vida. Yapmaz evet. Yapmaz. Sen yapar mısın? Ya ben çok radikal oynardım. Radikal ben bu Şenol ama. Güneş olsam çok radikal bir oyunla oynardım. Gökhan Caner dışarı. Böyle bir savunma attı. Önünde Atiba Tolgay ve Oğuzhan. Fener'in dediğin gibi bir tane, bir tane ekmeği var. Dağın. Bir kere Fenerbahçe, yanlış bilmiyorsam, bu sene geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. O yüzden geriye düşmeme oyunu oynuyor. Türkiye'de de 0-0'ı en iyi oynayan takım her zaman Fenerbahçe'dir. Doğru. Özellikle de Aykut Kocaman da iyi oynar 0-0. Evet. 0-0'ı iyi oynar Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de her zaman iyi oynamıştır 0-0'ı. Şimdi Fenerbahçe ne yapacak Başakşehir maçındaki gibi? Bastığını da düşünelim. Önde basacak. Dolayısıyla senin oradan pasta çıkmaktansa ben olsam uzun topla çıkmayı düşünürüm. Ama Beşiktaş'ın oyun karakterinde yok o dediğin. Fıtratında yok abi. Yapamaz. İşte tamam, Şenol Hoca takımı onu yapamaz bu arada. İşte farklı bir şey düşünürüm. Şenol Hoca da... O yüzden Negredo ile başlarım ve Negredo ile derim ki... İndir. Bekin oraya git. Yani beklerin oraya git. Çünkü Roman'la... Neto. Veya Şikertel. Şikertel indir. Oynayabilecek durumda. İkisinden biri de hani ikisi yedirmez de sana üstünlük yani. Sağlar. Ama sen İsmail'in oraya gidersen Negredo olarak... Veya İhsan'ın oraya gidersen 3'te 2, 4'te 2 topu indirebilirsin. İndirdiğin yerde de Babel işte öbür tarafa gidersen Quaresma seken topları toplayıp bizim hatamızı gerek, çevirebiliriz. Gerek savunma gibisinden bir plan uygulardım. Çünkü güzel. Fenerbahçe onu yaptı. Başakşehir'e. Ne yaptı Başakşehir'e? Sen sabaha kadar burada paslaş. Ben sana rahat paslaştırmayacağım dedi. Bastı. Başakşehir çok zorda kalmadıkça uzun topla çıkmadı. Uzun topla çıktığı zaman top Adebayor'a atıldığında da dikkat edin Roman Neustadtler genellikle Adebayor'a üstünlük sağladı. Sonra Adebayor orta sahaya kadar gelip topu almak zorunda kaldı. Ve hep Arda'yla oynamak zorunda kaldı. Fener'de Arda hiç oynamadı. Arda alsın topu. Yok sağ sol yapsın. Ya. Öyle bir daha pas versin. En sonunda biz kaparız dedi zaten. Muhtemelen benzer bir sistem uygulayacaktır. Aykut Kocaman. Fizik gücüne güvenecektir. 70'ten sonra Beşiktaş'a fizik gücü üstünlüğü sağlayacağına güvenecektir. Sabırlı oynayacaktır. 65-70'e kadar beraberlik... Tam bir ilk yarısı durması tarif ediyorsun. Beraberlik onu hiçbir şekilde bozmayacaktır. Ama çok yetenekli oyuncular var. Ama Beşiktaş'ın ya. İşte burada... Nerede? Muhakkak farklı bir şey yapması lazım. Bir kere bence ben Şenol Güneş olsam farklı sistem denerim. Şenol Güneş olsam farklı korner varyasyonu çalışırım. Hoca biraz biliyorsun tutucu bu konularda. Ha işte farklı korner varyasyonu çalışırdım mesela. Josef, Mehmet, Roman, Şikertel veya Neto, Isla, Fernandao 6 tane uzunu var Fener'in. Evet. Kendi savunmasındayken. Fenerbahçe'nin 6 tane uzunu var kendi savunmasındayken. Hatta Dirar 7 tane uzunu var. Şimdi Beşiktaş'ın bu 7 taneyle rakip hücumda bunlar 5'e düşüyor. Ya pas yaparak çözeceksin o zaman yerden. Hayır duran topta bir şey yapman duran lazım topta o zaman. O zaman mesela korneri şöyle kes demeyelim yani böyle kesmeyelim de. Şunu yapalım. Farklı bir oyun yapalım mı düşünmen lazım. Yani bir farklılık üretmesi gereken adam bu maçta Şenol Hoca. Bir farklılık demişken bence
bu maça Şenol Hoca Lens'le başlamalı. Yani yapacağını sanmıyorum. Ama psikolojik etmenler açısından da Lens fikrinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Kendini kanıtlaması lazım. Eski takımına karşı. Sadece Quaresma'yı nasıl toplayacaksınız bu maçta 11'de oynatmadıktan sonra? Şöyle, zaten daha da kırılan bir çocuk. Şöyle olabilir. Bu arada Babel de formda değil. Babel'i keserse de şaşırmam hoca yani. Babel. Ama Quaresma'nın yedek kalması gerekiyor. Babel top tutuyor. Münih'te Beşiktaş tarihinin en problemli, en kötü maçını oynadı. Bak uzak ara. Beşiktaş tarihinin en kötü maçını oynadı. Ama o maç zaten çok ekstrem bir maç. Neyse Lens'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Kendini kanıtlamaya ihtiyacı var. Hani gerçekler acıtır videosundan beri bir şey yapmadı Lens. O videoyu çektiği günden beri. Belki bu maç eski takımına karşı kendini kabul ettirmek için doğru hangi maç olabilir. Hangi alanla oynayacak? Hangi alanla? Şimdi şeyi söyleyeyim mi? Lens'e. Şimdi ortak ne çıkıyor kanaatımız? Sizce Beşiktaş'ın merkez dörtlüsü ne olacak? Yani iki savunma, iki ön taraftaki dörtlü ne olacak? Bir şey söyleyeceğim. Bence Vida Tosic. Vida Tosic. Sen kanaatkar mısın buna? Önde Atiba Medel. Atiba Medel. Kanaatkar değilim. Ben de buna itiraz ediyorum ama dediğini kabul ettiğimi var. Forvet arkası kim burada? Oğuzhan mı Tolgay mı? Oğuzhan Tolgay fark Hoca etmez. Hoca Tolgay'ı şey. Şimdi bak burada niye bu soruyu sordum biliyor musunuz? Başakşehir maçında stadda olmak üzere ve Alanya maçında televizyondan olmak üzere ben şunu gördüm abi. Beşiktaş, pardon Fenerbahçe, Mehmet Topal'ı bilhassa maçın ikinci yarılarında Giuliano'nun da arkasında 8 numara gibi kullanıyor. Benim gördüğüm Şenol Hoca milyar defa görmüştür. Dolayısıyla bu dörtlünün içerisine girecek hava topu dahil olmak üzere yerden top ve pas organizasyonu dahil olmak üzere Mehmet Topal'ı çok önemsemesi lazım Beşiktaş savunmasının. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü herkesin kafasında doğal bir algı var. Topal Souza. Hayır efendim öyle bir şey yok. Mehmet Topal Souza diye bir şey yok. Mehmet. İlk yarı Souza çok çıkıyordu ilk devrede sezon içerisinde. Şimdi hoca Başakşehir maçını bir daha dönün seyredin. O geniş alanlarda yani rakibe basarken Mehmet yay civarında çok pozisyon buluyor. Doğru söylüyorsun. Mehmet evet. Topal 8 numara oynuyor. Bu konuda da isteyenle istediği maçta tartışırım. Ve de yarın akşam stadyuma gelecek Beşiktaşlılar'da o gözle izlemeleri tavsiye ederim. O yüzden bu dörtlünün ne olacağı Serdar çok kıymetli. Bence o yüzden mesaj işte. Diyorum. O yüzden Şenol Hoca'nın bu dörtlüsünü senin dediğin gibi koyduğu takdirde Aykut Hoca bir puanı cebe koyar diyorum. Ben o yüzden. Vida'ya biraz güven kaybettiğini düşünüyorum hocanın. O yüzden kafamda soru işareti var. Medel Tosic olmaz mı? Medel Tosic olabilir. Fernando'ya çok üstünlük sağlar. Boydan mı? Abi çünkü Fenerbahçe'nin bir oyun planı da o. Gerek duran gerek şey toplardan. Sağ taraftan da gerçi orada yani medelden her topu alır. Kesin olan medel. Yani medel Ruhani lider Adriano'yu yani görüyoruz ama. Yani medelden her topu alır. Tosic'ten de 5'te 3 alır. Yaklaşık 10 dakikadır basan Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Hücum eden Beşiktaş'ı konuşamıyoruz farkındaysanız. Programa basan Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. İşte bence Beşiktaş'ın işte bir hava köprüsü, hava köprüsü kurması lazım. Kuramaz. Bu kadro kuramaz. Niye Negredo ile kurarsın? Bekin oraya gönderirsen kurarsın. Ben ayağa pas yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şenol Hoca da öyle düşünecektir. Biraz yorum okuyalım. Ayağa pas yaptırtmıyor. İşte onu demeye çalışıyoruz. Yaptırtmıyor adam sana. Yani yaptırtmıyorsa bunun bir panzehiri olması lazım. Bir ona ilave bir şey. Bir dakika. Ona ilave bir şey söyleyeyim. Lazım. Fenerbahçe Başakşehir'i çok güzel kitledi. Yok etti Yamutlu'da. Evet. Değil mi? Peki Başakşehir'de ne dedik? Epriano yok. Emre yok. Mossoro yok. Beşiktaş'ta da en az bu hattın en kıymetli iki oyuncusu olan Pepe ve Talisca da yok. Doğru. Yani Pepe sadece stoper değil. Defalarca İnönü Stadı'na geldim. Pepe'nin attığı uzun toplar, öne çıkması, Talisca'nın mesela Talisca'nın olmamasının Beşiktaş'ın en büyük handikabı ne biliyor musun? Beşiktaş'ın sürprizi kaçtı. Sürpriz yapabilecek oyuncusu. Beşiktaş'ın sürprizi kaçtı, maçın sürprizi kaçtı. Beşiktaş'ın forvet hattının bilinmezliği orta yerden kalktı bence. Peki biraz yorum okuyalım. Ufuk Ermiş demiş ki maçın kaderini oyuncular mı belirler, teknik direktörler mi, hakem mi yoksa? Hepsi belirler abi. Peki. Maalesef hakem de belirleyebilir yani. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir durum var. Yani ama bence yani farklılığı yaratacak adam. Teknik adamlar diyorsun. Bu maç teknik adam maçı abi. Kırmızı çizgi etiketine teknik gelen teknik adam maçı Saygıt Kocaman kaybeder. Bak eğer bu lafın doğruysa ki katılıyorum. Bu lafı Serdar'ın doğruysa maçı Fenerbahçe kaybetmez. Çünkü Fenerbahçe'nin o oynatmamayı birinci prensip elde edinen ve sonra oynamayı düşünen hali, tavrı hiçbirimiz şunu söylemiyoruz değil mi? Fenerbahçe maça çıkacak. Allah ne verse dün akşam Galatasaray'ın yaptığı gibi hücum yapacak. Bunu beklemiyoruz değil mi? Yok hiçbir. Beklemiyoruz. Zaman, tabii ki öpmeyecek. Aykut Hoca'nın da. Ya bu maç teknik adam maçı abi. Şenol Hoca'nın formsuz olduğu çok fazla konuşuluyor. Yani eski formunda olmadığı konuşuluyor. Bu bağlamda biraz geride kalıyor belki Şenol Hoca o karşılaştırmada şu an. Şimdi forma girer ya.
Fenerbahçe'ye derbi karşı o bir şey hayal et. Fenerbahçe maçı. Hocanın Beşiktaş'ı düşünmesi lazım abi. Beşiktaş'ta yatıp Beşiktaş'ta kalkması lazım bu maçı. Çünkü bu maç şey maçı yani. Sezon maçı ya. Sezon maçı. Çok derin bir şey söylüyorsun yalnız. Hocanın Beşiktaş'ı düşünmesi lazım lafı çok derin bir şey. Ya Fenerbahçe maçlarında lazım diyor. Fenerbahçe maçlarında geçmişe takılıp kalıyor abi. Diğer maçlarda olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Cans Bey demiş ki defans Tošić Atiba olabilir demiş. Bence olamaz. Yok. Derbi berabere biter demiş. Ben beraberlikçiyim. Ben de beraberlikçiyim. Solda o zaman Başakşehir memnun olur. Solda da oynayabilir mi demiş Talha Bey bu maçta. Oynayabilir. Oynayabilir. Ben sanmıyorum ya. Yani oynayabilir. Çünkü hamle oyuncusu olarak sokabilir. 11'de oynamaz. Valbuena kesin oynamaz. Tabii. Fener'in kadrosu belli ya. Yani bir sakatlık olmazsa bugün. Topal, Souza, Atif, Giuliano, Dirar, Fernandao. Öndeki altılı belli. Bak iki tane aynı yorumdan gelmiş farklı takımdan izleyicilerimiz. Arda Bey demiş ki Fenerbahçe çok rahat 2-0 kazanır. Bu çok net ve suni bir maç demiş. Suni artık iyice dilimize girdi. Fatih Koyun da denk maç olarak görüyorsunuz ama öyle değil. En az 2 fark yapar Beşiktaş. Başakşehir'e böyle yaptı. Evet ama Beşiktaş'a böyle önde basarsan iş değişir. Tamam demiş. O zaman deminden beri de harika bir tartışma açmışsın. Peki nasıl değişir? Bana bir anlatır mısınız? Mesela onu şöyle izleyicimiz kafasında kursun. Kusura bakmayın döneceğim. Topu Oğuzhan ya da Tolgay aldı. Hop nasıl bana döneceksin? Nasıl çıkacaksın? Başakşehir onu yapamadı. Niye yapamadı? Çünkü Emre artı Mostoro yoktu. Defanstan çıkartan şey yoktu. Epriano yoktu. Şimdi Beşiktaş'ta da bu üçlüye yakın bir ikili yok. Soru nasıl çıkacak? Ha, ama Trabzonspor maçında Sosa ikinci yarı Rıza Çalınbay'dan bağımsız olarak kendisi bir taktik uyguladı. Eğer o maçı hoca iyi analiz ederse orada bir ışık var. Sosa topu bekin oradan aldı. Beklerin oradan. Sağ ve sol bekin. Hmm. Bir sağ bekin oraya gitti. Aldı. Bir sol bekin oraya gitti aldı topu. Stoperler topu. Hani şöyle nasıl oluyor? Şimdi bu iki stoper diye düşünün. İşte Vida, Tosic fark etmez kim oldukları. Stoperler açılır. Sosa gelir veya işte buradaki on numara kimse gelir. Buradan topu alır oyunu kurar. Veya bunlar buna çıkarlar. Bu oyunu kurarlar. Değil mi? Hı hı. Sosa öyle yapmadı. Sosa bekin yanına gitti. Çizgiye doğru. Onu muhtemelen hocadan aldığı taktikle yapmadı. Kaan neydi? Tamam. Kamil Ahmet. Kamil Ahmet'in oraya gitti. Veya öbür Pereira'nın oraya gitti top aldı. Böylece hücum preste bir kişiyle karşılaştı. Çünkü kanat oyuncusu geliyor o zaman sana. Ama göbekten aldığın zaman santrafor geliyor. Kim yapacak onu Beşiktaş? Giuliano geliyor. Josef'le Topal geliyor. Geçersen stoperler var. Yani eğer Tolgay ve Sosa... Senin dediğin bu oyunda Tolgay oynar. Sosa ne yaptı biliyor musun? Bekten aldı. Diagonal öbür tarafa Abdülkadir attı. Rahatlattı orayı. Bu sefer çünkü sen Sosa'ya gidiyorsun ya takım olarak. Evet. Takım olarak buraya kaydığın zaman burası ters tarafa attı. Onu atabilecek oyuncunun. 2-3 kere bunu yapınca zaten. Bir tane adam var. Tolgay. 2-3 kere bunu yapınca zaten Tolgay'a Fenerbahçe oynayacak. Savunması bir böyle bir böyle oldu. Orta saha geçişken haline geldi. Abdülkadir içeri kat etti. Oğuzhan buradan içeri kat etti. Sosa tabii topu attıktan sonra durmadı yerinde. Gidip ortada tekrar pas istedi. Dolayısıyla Trabzonspor 67. dakikada Burak'ın kaçırdığı ikinci gole kadar Fenerbahçe'ye net üstünlüğü böyle sağladı. Kim yapar diyorsun sen onu? Burada o baskıyı kıracak, presi kıracak mı? Bir gördüğüm zaaf burudur. Kim o? Tolgay'a niye hayır dedim biliyor musun? Tabii ki Tolgay bir yapar. Tolgay'ın 11'inden emin değilim. Ama 11'inden emin oldum ve bu dediğini yapacak Beşiktaş'ta bir adam tanıyorum. Adriano mu? Adriano. Tabii. Yani. Bir adam tanıyorum. Beklerle de çıkmak bir yöntem. Mesela bekle çıkmak Fenerbahçe'nin şey dönemi... Fantezi oğlu fantezi. Hayır, bekle çıkmak Fenerbahçe'nin şey dönemi... Şampiyon olduğu için. Ersun Yanal'ın. Ersun Yanal dönemi. Şampiyonluğu o. Ersun Yanal da daha uzun top. Vitor Pereira döneminde zaman zaman uyguladığı şey. Ne yapıyordu Fener? Şimdi bak, Fenerbahçe şunu yapıyor. Fenerbahçe kendisi çıkarken şunu yapıyordu. Ligin ilk yarısında. Bekler açılır. Beke kadar, bek çizgilerine kadar. Mehmet Topal gelir, oyunu kurmaya çalışır. Şimdi onu yapmıyor. Şimdi daha dikey oynamaya çalışıyor. Topu bir an evvel karşı tarafa geçirmeye çalışıyor. Beklerle çıkmak Gökhan ve Caner varken Vitor Pereira zamanında stoper topu beke oynardı. Bek Emre'ye oynardı. Emre diyorum. Orta saha. Baroni mi? Kim? Vitor Pereira zamanında orta saha vardı ya her topu pas atarken düşen oyuncu.
Brezilyalı. Nasıl ketçap? Diego mu? Diego var. Diego'ya oynardı. Diego tekrar ya beke verirdi ya işte bir taraftan döner Caner'e atardı. Düşen oyuncu diyorsun. Pas verirken düşerdi ya ikide bir. Tabu yani oynar gibi oldu. O zaman da bekle çıkmak da bir yöntem. Yani Adriano bir çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkabilir. Şimdi bak. Caner oynayacak mı? Bir dakika. Yok canım. Şimdi az önce Şenol Hoca yapmaz, bir şey yapmaz dedik ya. Evet. Yapmayacağı neydi? Tekrarlayalım. Tosic sol bek. Şey. Vida. Orta Medel. Da. Sağ bek Adriano. Hoca bunu yapmaz dedik değil mi? Evet. Yapmayacağı bir şeyi daha söylüyorum. Niye az önce Adriano dedim? Caner sol bek. Gökhan sağ bek. Merkezde attım Vida ile Tosic oynasın. Atiba'nın yanında Adriano. Yapamaz mı? Yapamaz. Yapmaz. Şenol yani. Hoca yapmaz da Serdar'ın şu dediğini neredeyse 8 numara pozisyonunda Adriano yapamaz mı? Beşiktaş'taki şu anda bu yarın itibariyle en kıymetli futbol bak, aklı olarak. Anladım yani sol iç gibi. Sol iç. Atiba Adriano evet. gibi. Atiba Adriano. Enteresan. İlginç Ati, olur. Çünkü bu dediği Beşiktaş'ta tekrar söylüyorum Tolga'yın oynayacağını inansam Tolga'yı diyeceğim. Ama değil inanmıyorum. Hoca oynatmıyor çünkü. Bak enteresan. Bunu düşünmek ilginç olabilir yani. Ama yani. Adriano'yu koy buraya. Atsın terse. Koy buraya atsın terse. Caner çıksın, Gökhan çıksın. Beşiktaş'ın en sorumlu bölgesi neresi? Sağ bek. Sol bek. Sağ bek. Sağ bek, sağ bek. O yüzden Adriano. Hele bir de Kuvarejma oynarsa orası şimdi, bomboş, otoban. Osman Bey mesaj atmış. Adriano sağ bek diyor. Koyar mısın Valbuena'yı oraya o zaman? Valbuena'yı koyamaz. Fenerbahçe'nin zayıf tarafı da orası ama. İsmail gelebilir. Gelse evet. gelse İsmail gelecek. Atif gelecek. Yani. Atif gelse ne olur, gelmese ne olur. Şenol Hoca kuşkusuz bu. Yani bu dediklerimizin dışında Fenerbahçe'nin ne kadar ya güzel biz, sağ set oynadığını... Biz burada bak ne kadar güzel şey hesap ediyoruz. Evet, yani güzel böyle satranç fikir, konuşuyoruz yani. Fikir konuşuyoruz. Hocalar tabii ki bizden daha iyi biliyor futbolcuların durumunu falan ama ben şunu söylemeye çalışıyoruz özetle sevgili izleyiciler. Yani bir farklılık yaratması gereken adam her şey tabii normalken, normal şartlar altında kimse eksik kalmamışken. Şenol Hoca. Değişik bir penaltı pozisyonu falan olmamışken duran toptan böyle hatalı bir gol falan yenmemişse eğer yani her şey normalken, normal şartlar altında farklılık yaratması gereken ismin özellikle Pepe ve Talişka yokken Şenol Hoca olduğunu düşünüyorum ben. Peki. O yüzden de fikir tartışması yapıyoruz. Tamer Bey demiş ki az önce yazmış biraz Instagram telefondan okuyayım çok geldi çünkü Instagram'a yorumlar. Porto'ya, Monaco'ya, Leipzig'e nasıl yaptıysa Beşiktaş pas oyununu prese karşın Fenerbahçe'ye de yapacaktır. Kimle? Demiş. Hayır işte Porto'ya, Monaco'ya öyle bir pres olmadı ki yani. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yaptığı gibi pres yoktu. Yani var, tabii ki vardı ya. Da başka Leipzig, bir tarzdı. Leipzig yaptı ve kilitledi Beşiktaş'ı yarı sahasına hapsetti. Beşiktaş deneyimiyle kazandı o maç. Tecrübesiyle kazandı. Bakalım. Ben Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum demiş izleyicimiz. 2-1 yeneriz ya da 2-2 biter en kötü. İlk golü Beşiktaş atarsa Fener'in işi zor. Esra Hanım yazmış onu. Fenerbahçe'nin işi zor. Timuçin Bey demiş ki maçın sonucu kadar kartlar da şampiyonluk yarışını etkileyecek. Çok merak ediyorum demiş. Çok etkiler demiş. Tabii. Beşiktaş ilk yarıda gol bulamazsa ikinci yarı strese girer demiş Bahadır Açıkbaş. Arsene'nin yorumlar çok geliyor. Şenol Güneş bordo mavi kravat takarsa Fener'in galibiyeti hayırlı olsun. Abi işte yani bu boşuna değil ya. Boşuna değil abi. Bu Fenerler Fenerbahçe forumlarına falan girin bakın abi. Peki Alper Potuk aslında bu maçta düşünülebilir demiş Anıl Bey. Aykut öndeki altılıyı bozmaz. Şimdi Atif'in 13 kilometre koşmak gibi bir özelliği var. Bana göre zaten başka bir özelliği yok. O yüzden de hoca onu vazgeçmez. Öndeki yani. Altılı bozulur mu? Aykut Hoca öndeki altılıyı bozar. Ben de. Giuliano falan iyi yani. Maçın adamı kim olur sizce demiş. Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır. Peki. Şimdi bir tartışma konusu var. Cüneyt Çakır. Onu bir... Abi bunlar kehanet ya. Bilemeyiz ki kim olur. Önce bir dördüncü haberi verir misin? Ya bugün BİP'te de Merve'nin ilgisini çekmedi. Burada da ilginizi çekmedi. Tam tıraş olduk lan. Saatler olsun kardeşim. Nasıl yani, saatler olsun? Ben ama sana dışarıda söyleyeyim. Dışarıda her şey yapışıyor ama. Yok ya. Vallahi. Yok yok sakal Merve olmamıştı. De yayına girdik hiç şey dedi. Sana sakal. Aa, normal. Sana sakal olmamıştı abi. Peki olmuş. Görelim bir Serdar'a sakal. Sakallı halimi bizim göreceksin. Ben sakallı halini beğeniyorum bu arada. Bence havalı. Fener'den Bayern temalı video. Fenerbahçe derbi öncesi sosyal medyadan yayınladığı videoda geliyoruz mesajı verdi. Fon Büzüğü'nin Bayern Münih stadı Allianz Arena'da atılan gollerden sonra kullanılan müzik olması dikkatlerden ya bu müzikli kaçmadı. Verecek misin müzikli halini? Vereyim mi? Ver. Verelim. Bundan sonra hemen görelim. Hazır. Günden beri almıştık.
Çok bu, tepki var. Bayern Münih'in gol attığı zaman çalan şarkısıdır da. Bu aynı zamanda şeydir. O Robin van Persie. Zaten eski şarkıdır da. Ama yani tam zamanı Bayern Münih maçının üstüne denk gelince. Eğer o anlamda da kullanılmışsa onda da bir mesaj var. Ne o mesaj? Robin van Persie. Ha, oradan. Geldik 1-0 yendik. Yine geliyoruz. Başkan Fikret Orman buna büyük tepki verdi. Bugün açıklamaları vardı Sayın Başkan'ın. Dinleyelim derbiyle ilgili söylediklerini. Cemil'den rica edeyim. Dinleyelim de şey çok güzeldi ya Bayern Münih'te. Tribünler danke bitti diyor ya, çok güzel. Danke ya. Bitti, güzel. Danke de onlar bitti diyor. Bayıldım yani, onu bizimkiler Türkiye'de bir uygulamaları lazım ama onlar da şimdi danke bizim, bitti. Muhteşem. Instagram takipçilerimizden birisi mesaj atmış, İsmail Bey. Gökhan, Medel, Tosic, Adriano çıkacak diye. Gökhan, Medel, Tosic, Adriano. Tabii daha bize son şey gelmedi de değil mi? Ben de öyle demiyor muyum? Ben de öyle diyorum galiba. Yani Medel, Tosic diyorsun sen. Vida diyor, vida yok yani. Vida yok diyorum ben de. Çünkü abi, vidayı kesecek diyorum. Bu arada Onur Gülel de keyifle izliyormuş. Sağ olsun Onur Bey. 3-4 atarız diyor. Beşiktaş'taymış kendisi. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Medel, Tosic oynarsa Sayın Başkan'ı dinleyelim. Fernando etkili olur. Başkanı, Fikret Başkan'ı dinleyelim. Neler söylemiş? Üretim zihniyetleriyle açıklamayı... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Başkan Orman, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da Teknik Direktör Şenol Güneş'in disiplin kuruna sevk edilmesi konusunda eleştirdi. Çıkıp da algı operasyonları, işte Beşiktaş'ın maçı, rakip takımın hocası, oyuncusu mu açıklıyor. Beşiktaş'ın işte ölüm kalım maçı. Sana mı kaldı onu söylemek? Niye ölüm kalım maçıymış? 115 senedir maç yapıyoruz bu Fenerbahçe'yle. Hangisi ölüm kalım maçı? Bu futbol ya. Bunu sahada oynayan insanların en başta centilmenlikten, sportmenlikten başlayacakken yönetim zihniyetleriyle açıklama yapmalarını buradan açıkçası dehşetle kınıyorum ya. Ayıp ya. Federasyona da söylüyorum. Ona ceza verebilmek için benim hocamı da oraya sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle alakalı bir açıklaması vardır, ne Türk sporuna zarar verecek bir açıklaması vardır. Beşiktaş'ın hocası 6 ay evvel milli takımı da yönetsin, milli takımı da yönetsin. Milli takımı da yönetsin, milli takımı da yönetsin. Şimdi bir başkasına ceza vermek için Beşiktaş'ın hocası kullanacak bir hoca değildir. Ne şahsiyeti öyle bir şahsiyettir, ne de bizim kulübümüz öyle bir kulüptür. Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Sarı Lacivertli kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımını da eleştirdi. Hafta sonu bir maç yapacağız. İşte Bayern Münih'teki maçta Bayern Münih gol attığı zamanki şarkıları rakiplerimiz bizle alakalı kullanıyorlar. Geçen maçta da yok efendi Beşiktaş'ı farklı bir şekilde, yani bunlar Türk sporuna yakışmıyor. Yakışan şeyler değil. Bana da arkadaşlarımız, bir yönetim kurulumuz değil de işte yine diyorlar başkanım biz de Vardar Ovası diye yapalım filan. Ya Beşiktaş'a yakışır mı böyle bir şey? Yani Beşiktaş bu mu? Beşiktaş bir rakibimizin yurt dışında kaybettiği maçtan medet bulacak aciziyette bir kulüp müdür? Sert açıklamalar. Şu bahsettiğin bahsettiğimiz videoyu Fenerbahçe resmi sitesi mi yayınladı ya? Dün öğleden sonra. Evet. Resmi sitesi. Kulübün resmi sitesi yani. Ha, anladım. Çok sert açıklamalar. Uğur Ildız yazmış şimdi daimi izleyicilerimizden. İlk defa Fikret Başkan'ı yani bu kadar gergin gördüm diye. Yani ben de fazla sinirli gördüm ya. Bir de ben Aykut Kocaman'ın böyle bir lafını hiçbir yerde Aykut okumadım. Aykut Kocaman'ın ölüm kalım maçı lafını ben hiçbir yerde ben duymadım. Hiçbir yerde kırılma okumadım. Maçı kırılma dedi. Maçı dedi, evet. Ben duymadım abi. Yani şimdi yani bir de onun ağzından böyle bir laf hiç bugüne kadar duymadım. Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı. Ya, ölüm kalım maçı lafını hiçbir zaman duymadım. Ve bir yerde de yazmadı bu arada. Hadi hoca bir şey söyler ölüm kalım maçı diye, ben bir yerde görmedim. Yani Aykut Kocaman'ın ölüm kalım maçı kelimesini tarihinde duymadım ben. Sadece bu sene değil. Sayın Başkan çok sinirlenmiş. Biraz fazla gereksiz sinirlenmiş bence. Soru 1. Demek ki çok baskı gelmiş başkana. Soru 1. Sabah divan toplantısı. Veya 701.710.000 oraya geleceğiz. Borç. Biraz başkan diyor ki olmasın istemiş. Ölüm kalım. Soru 1. Aykut Hoca bu açıklamaları dün yaptı. Gazetelere yansıdı bu sabah. Acaba başkan gazetelerde öyle bir şey mi okudu? Bizim okumadığımız ve sinirlendi. 2. Acaba Sayın Başkan'a bir takım
yanındaki insanlar hoca böyle böyle dedi mi dedi? Anlamaya çalıştığım şu, ölüm kalım maçı lafı yok orta yerde. Kırılma maçı lafı var. Böyle ölüm gitmiş başkana belli ki o. Acaba o sohbet toplantısında söylendi, o yazılmadı, oradan başkana gitti, bir şey mi oldu? Çok doğru bir şey söylüyorsun. Sohbet toplantısındaki evet. Fenerbahçe muhabiri arkadaşlarımızdan bazıları, ya hocam kırılma maçı yazıyor, başkan kırılma maçı yazıyoruz ama hoca da ölüm kalım dedin mi dedi ki, öyle bir şeyi de asla yakıştırmam. Başka şey akla gelmiyor. Ölüm ya kalım başında bunu nereden buldun? Başka bir yerden çıkaramadım. Ben de çıkartamadım. Şimdi bir şey söyleyeyim ben. Yani Aykut Kocaman'ın böyle bir laf ettiğini hiç ne okudum ne duydum. Bundan önce de duymadım. Hasan Çetinkaya mesaj atmış. İzin olmadan söylüyorum. Ama devam ediyor. Programı izliyorum. Hocanın ölüm kalım maçı lafı kesinlikle olmadı. Tabii toplantıda böyle bir şey konuşulmadı diyor. Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya kardeşimizden net bilgidir. Tekrarlıyoruz. Hocanın ölüm kalım maçı kesinlikle olmadı. Yani toplantıda Fikret da olmadı. Fikret Bey yanlış gitmiş. Bir, Fikret Orman. Yanlış, yanlış. İki, yanlış. Fikret Orman burada. Ben başkanı da tanıyorum. Ben size anlatayım. Bir kere bir başkan çık bir mesaj ver. Millette infial var. Bir boşalt o enerjiyi. Demişler. Divanda en yüksek başkan yer. Başkan da kime? Şimdi kime saldıracak? Ne desin yani? Şimdi orada Aykut Kocaman'la ilgili böyle yanlış bir briefing verilmiş kendisine. Evet, bir bilgi gelmiş. Çünkü Aykut Kocaman ölüm kalım lafına, ben Konya'da hatırlıyor musun? Öyle bir laf etmez. Aykut Kocaman tam tersine böyle enteresan laflar sever hani. Tamam mı? Şey gibi. Suni gibi falan. Ama başkana yanlış ulaştırılmış bir bilgi var ortada. Başkana bir gaz yapılmış. İki. Biz de vardır obasını mı çalalım? Evet, böyle bir. Sen de İvan bebek, ağlayan bebek koydun abi. Senin televizyonda onu koydu baba. Beşiktaş TV'de. Şimdi yani bunlara gerek yok. Ama demek ki başkanım da bir, şöyle anlıyorum Fikret Başkan'ı ben. Orada bir yani milletin bir gazını almamız lazım demiş yani herhalde. Öyle düşünüyorum. Peki. Bir de 1.710.000 lira net borç. Dur oraya bir gelelim. Çıkınca. Erbo orası var mı? Ondan evvel de. Bir de hocaya da tabii kendi hocasına da destek atmış. Erbo, başka bir itiraf var mı Erbo'cum? Var, bir sürü var. Kendi hocasına da, destek vermiş. O önemli yani. Şimdi yani Fikret Başkan büyük ihtimalle arkadaşlar, Fenerbahçe arkadaşlar, Fikret Başkan büyük ihtimalle orada bulunan camia mensuplarının bir böyle rahatlaması için bir şeyler söylemiş. Şöyle yazan izleyicilerimiz var. Aykut Kocaman böyle demedi diye şu an Aykut Hoca'yı savunuyor oluyorsunuz demiş ama. Haber de geldi. Şu an direkt haber biz geldi. Biz yorum yaptık. Hasan Çetinkaya, Aykut Kocaman'ın soyadı. Aykut Kocaman'ı savunuyoruz evet. Veya savunuyoruz. Yani. Adam demediyse niye demiş gibi yapalım aynı zamanda. Aykut Kocaman'ı savunuyoruz. Evet. Peki Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı yine. Bir başka bölümü daha aldık. Genel olarak kulüp üzerine konuştuk. Beşiktaşlıların bu psikolojiden kurtulmaları lazım. Hangi bu yok? Psikoloji kutlamayı erteleme, kutlamayı kutlamama psikolojisi. Bu psikoloji yani sezon başından gerginlik. Beri gelinen bu güzel noktayı kutlayacaksın ya. Şampiyonlar grubundan çıkmışsın. İki senedir şampiyonsun. Şu anda 3 kupada iddialı. Evet Beşiktaş çok resmen. Büyük başarı, çok resmen büyük başarı. Şu anda 3 kupada iddialı mı Beşiktaş? Tabii ki. Bayern Münih'e Beşiktaş henüz elenmedi. Hayır, 3 kupada değil, 2 kupada iddialı. Ama Beşiktaş 3 kupada da var mı abicim? Var. Ya kutla, yürü, ne takıyorsun Aykut Kocaman? Sadece şöyle maalesef oluyor. Maalesef 1-2 tweet değil bu. Çok büyük çok Beşiktaşlar da var maalesef. Evet, şöyle bir durum var. Ya biz ligin en iyi kadrosuna sahibiz. Bak, imza. Doğru. 2 senedir şampiyonuz. Gerçek. En iyi futbolu oynayan takım bizdik bu seneye kadar. O yüzden şu an bizim puan farkıyla bu kadar saçma beraberlikler almadan lider kendine olmamız lazımdı. O nasıl sallandık biz? Kendine bakacaksın o zaman. O psikolojiyi yönetemeyene bakacaksın. Camiayı idare edemeyene bakacaksın. Sıkıntı şuydu abi. Beşiktaş Türkiye futbol tarihinin Şampiyonlar Ligi seviyesinde en büyük başarısını. En büyük başarısını elde etti. Hiç uzatmayalım bunu. Evet. Gruplar başarısını. Neden? Namalip. Bir daha herhangi bir Türk takımı 14 gal puan. Tamam mı? 3 deplasmandan 9 puan. Namalup. Neredeyse 4. maçta çıkmak. Ve 4. maçta çıkmayı garantileyerek çıkabilir mi abi? Net yok. Tabii. Neymiş? Kolay kura çekmiş. Ne yapayım baba? Sen de çek. Sen de kolay kura çek. Hiçbir takım Beşiktaş bu kura çekildiğinde 8 puanla ikinci çıksaydı. Erbatur. Evet abi. Ne derdik? Başarılı oldu. Tabii ki. Görevini yaptı. Evet. Beklentiyi karşıladı. Ya adam 14 puanla. Lan ne yapacak ya? Lider çıkmış. Reklama gitmem lazım. Beşiktaş Bayern çıktığı andan itibaren bu başarısını elinin tersiyle itti. Kendi kendine sildi. Fatih Terim olsa ne yapardı? Reklamdan sonra anlatayım. Peki bir reklama gidelim. Reklamın ardından derbiyi konuşmaya devam edeceğiz.
Çizmeye devam ediyoruz derbi özel. Şimdi bak. Bir şey söyleyecektin Serdar Ölçek. Beşiktaş özellikle hocasıyla. Ceyhun klimayı kapatabilir miyiz? As başkanıyla, Sayın Ahmet Nurçebi'yle, bazı yöneticileriyle ve medyasıyla kendi başarısını bir daha tekrarı bana göre çok zor olur. Çok özel bir Şampiyonlar Ligi grup başarısını büyütemedi. Badem etti. Hep Bayern'e fokus oldu. Bak Fatih Terim olsaydı mesela 14 puanla gruptan çıkan adam Fatih Terim olsa. Arkadaşlar biz Monaco maçında da deplasmanda kazanırken biliyorsunuz 2-1 yaptık bir kontradan 3'ü bulduk Porto'da. Monaco'da da atayalık da atamadık. Ben bu hakemi tanıyorum ya, biz Falcao'dan yedik golü. Ondan sonra risk alın dedim. Real'i eliyorduk. Vallahi. Bu Leipzig. Leipzig kim diyorlar? 75'e gitti o ki. Neydi o? Keita ha. Keita. Yendik biz onları 2 maçta biliyorsunuz. İçeride dışarıda. 3 haftada bir bak. 3 Türkiye'deki Türk Lig maçındaki 3 haftada bir bunu söylerdi. Biz 14 puan aldık abi. Biz 14 puan aldık. Yani ama biz deplasmanlara da yenilmiyoruz biliyorsun. Anlatabildim mi? Bunu devamlı söylerdi. Kafamıza... Bir dakika. Eksik bıraktığım şey var. Kafamıza çakardı abi. Ne eksik bıraktığım bir şey var. Tüm bunları söyler. Arkadaşlar bu bir milli davadır. Tabii. Bu Galatasaray meselesi değil. Tabii. Bir de böyle yapardı. Porto'yu burada da yeniyorduk. Monaco'yu burada da yeniyorduk. Direkten döndü. Daily Mirror'da... O Fransız hakemi şikayet edeceğim hayatımda ilk defa falan. Daily Mirror'da çeyrek sayfa oldu. Drogba'nın fotoğrafı çeyrek sayfa CNN oldu. CNN International geçen hafta buradaydı. BBC buradaydı. Geçen gün İtalyan geldi. Tabii. Geçen gün Şampiyonlar Ligi dergisinde çıktık. İtalyan ya bunu böyle haftada bir... İletişime eğitimi verirdi diyorsun. İki haftada bir beynimize yaptı çakardı. Yaptı bunu bu arada. Biz adam de derdik yaptı ki, bunu. Ya hakikaten büyük başarı ya filan derdik. Ki büyük başarı zaten. Beşiktaş parlatamadı mı diyorsun o başarıyı? Beşiktaş dedi ki Bayern'e fokus oldu. Babacım Bayern seni eler. Eler. Beş yemezsin ama eler seni. Yani sistem de öyle ister. Yani bir tek Bayern'e karşı mücadele etmiyorsun ki. Tabii. Adam da James Rodriguez çıkıyor. Robben giriyor. Hani onu geçtim kadro kalitesini, sistem zaten seni eler. Sen bırak, sen diyecektin abi ben çok büyük başarı elde ettim. Bayern Münih çıktığı için çok sevinçliyim. Biz Türkiye'nin en iyi takımı olarak Almanya'nın en iyi takımıyla oynamayı hak etmiştik. İki maçta da kendilerine çok büyük zorluklar çıkaracağız. Tabii ki turun favorisi Bayern'dir. Ama bakın bu keyfi yaşadık. Türk burası bir milli mücadele alanıdır. Seneye de Şampiyonlar Ligi'nde olmak için ligimize daha çok odaklanıyoruz. Derdin bu kadar puan kaybı da yaşamazdın. Peki, benim söylemek istediğim bunlardı. Yorumlara geçiyorum. Hoca ne demiştin akşam Evren'in sorusu üzerine? Ben de merak edeni merak ediyorum diyor. Lines meselesi var ya, geleceğiz değil mi Galatasaray'a? Ben de merak edeni merak ediyorum diyor. İnsan, işte, Evren'deki insanlar bunlar merak çünkü arkası açık. Derbi özeli çok uzun yapacağız. Tekrar yarın derbi özel güzel girecek ya. Kerem abi zaman ekonomisi. Buyurun. Tabii. Peki yorumlarla devam edelim. Şimdi Fenerbahçe'nin... Olimpiyattaki 3-2'lik maçtan sonra konuldu demiş Mehmet Bey. Ne için? Braga, Ivan Bebek maçı sonrası konulmadı ağlayan bebek videosu. Konulmuş işte. Şimdi arkadaşlar bunlar yapılmışsa... Levent Gülen de Josep de Souza'dır ölüm kalım maçı tanımlamasını kullanan demiş. Hmm. Aykut Kocaman dememiş abi sonuçta yani. Ama biri demiş. Demedi ya. Josep de Souza. Ama direkt hocaya çakıyor. Ya bir şey soracağım. Başkanın ne işi var futbolcuyla abi? Başkan futbolcuyla muhatap olur mu? Hatta başkan hocayla da muhatap olmaması lazım. Rakip takımın hocası diye başladı Fikret Bey cümleleri. Şimdi dolayısıyla... Bunu Fenerbahçe resmi sitesi bunu böyle kullandıysa ki kullanmış, ayıp etmiş, yanlış yapmış, hata yapmış. Taraftar siteleri yapar bunu, böyle sosyal medyada gezer. Taraftar onu da yapar, ağlayan bebek de koyar. Bunu da ne yaparsa yapar. Ama resmi siteler, hatırlayın bak Beşiktaşlar hatırlayın. Beşiktaş Avrupa'dan elendiğinde UEFA'dan Galatasaray resmi sitesine Galatasaray kupası. UEFA kupası fotoğrafı koymuştu. Dursun Özbek ben de ondan hoşlanmadım. Arkadaşları da görevden alacağım demişti. Ya bu tavırlar lazım bize. Doğru. Dursun Başkan tavırları. Lüzumsuz işlere girmeyin abi. Yok vapuru refere ediyormuş da bilmem ne. Boş ver abi. Öyle açıklamalar var. O müziği koyma. O müziği ben Bayern Münih olduğu için koyduklarını sanmıyorum. Tam Van Persie ile ilgili olduğunu düşünüyorum. O Robin Van Persie var ya. Hı-hı. Ona gönderme olduğunu düşünüyorum. Ama her halükarda yapmamaları gerekiyor. Resmi siteden böyle bir şey konmaz.
Beşiktaş'ta resmi sitesinden, televizyonundan ağlayan bebek, yok bilmem ne tweet'i, Monaco maçından sonra tweet mi atmış, atıyorsunuz yapmayın abi, kötü örnek, suyu misal, misal olmasın. Bunlarla uğraşmayın, boş işlerle uğraşmayın ya. Kadri Yazan'ın, ya. Kadri Yazan'ın şu dediğine katılıyor musunuz? Ya böyle bir lafı edip etmemesi bir yana, Aykut Kocaman'ın bu sene meslek hayatı boyunca konuşmadığı kadar çok konuştuğunu ve açıklama yaptığını düşünüyorum. Şimdi oraya daha gelmedik. Katılır mısın? Daha katılıyor. Ona katılıyor. Dur daha geleceğiz. Kadir Bey'e gidelim. Daha sahaya gelmedik. Daha Aykut Kocaman'ın bugüne kadar itiraz ettiği bütün akvaryum suyuna girdiğine gelmedik daha. Daha sahayı, masayı bitirdik mi daha? Sahayı masayı bitirelim. Hoca ile ilgili konuşacaklarımız var. Çünkü bugüne kadar itiraz her ettiği ne varsa, itiraz ettiği kim varsa Aykut Kocaman onlar gibi yapıyor. Oldu. O da döndü, sistemin içine girdi. Kesin. Ege yani Şahin istiyorsan... demiş ki Aykut Kocaman başarılı ya da başarısız gerek taktik gerek sağ dışı duruşuyla Jose Mourinho'yu model alıyor. Bu şekilde sağ de ortamı dışı, bir algı oluşturuyor. Değişti. Oraya geldiyse söyleyeceklerim var. Geliyor Sayın Orman'ın sahayı ikinci bölümünü mi? Verecek. Yok tamam. Yok, zaten ortak geçiyor. Hayır Beşiktaş'ı bitir de ondan sonra Aykut Kocaman'la ilgili söyleyeceklerim var. Ya Beşiktaş Fenerbahçe ayrı ayrı değil. Sen, ortak ama yapıyorum. Ama Fikret Bey'in ikinci bölümünü var dinleyelim. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında Bayern Münih mağlubiyetinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi. Orman, Beşiktaş'ın bir mağlubiyetle karışacak bir camia olmadığını ve rövanş maçında Bayern Münih yeneceklerine inandığını söyledi. Çok umutlu gittik, hep beraber umutluyduk. O şanssızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Ben İstanbul'daki maçta... Bayern Münih'i yeneceğimize inanıyorum. Turu kaybedebiliriz. Beşiktaş camiası bir mağlubiyetle öyle karışacak bir toplum asla değildir. Biz bu hocamıza ve bu takımımıza sahip çıkmamız lazım. Onların bu sene alacağımız inşallah şampiyonlukta da hep beraber arkasında durmamız lazım. Ben bu şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum. Siz Beşiktaş'ı karıştırmak için işte bir bakıyorum işte bir mağlubiyet üzerinden hemen bir şeyler başlıyor. İşte de başlıyor, dışta da başlıyor. Bizim tecrübemiz, kulüp yöneticiliğimiz ve bugüne kadar geldiğimiz noktadaki Beşiktaş'la beraber yaşadığımız günler bunları görmeye çok müsait. Ben çok rahat görüyorum. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Efendime söyleyeyim, hocayı göndermeye karar vermişiz. Ya o dediği zamandan sonra biz hocayla 2 senelik sözleşme yaptık. Yani söylenen laflarla konuşulan lafların hiçbir tutarlılığı yok. Hocayı göndermeye, ya Beşiktaş hoca istikrarı bizim olduğumuz dönemde hangi sözleşmeyi bozduk biz? Bu Beşiktaş benim hocam değil, bizim hocamız, bizim takımımız. Ve dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı göreceksiniz. Bu sene de hep beraber şampiyon olacağız. Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü'nün net borcunun 1 milyon 710 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi. Nitekim geçen yılki toplantılarımız... Haber de okumadım ya. Bir. Var mıydı öyle bir haber? Nasıl haber? Arkadaşlar. Hocanın gönderileceğini galiba. Şenol Güneş gönderilecek diye. Bir dakika. Sevgili başkan. Var yani öyle yorumlar Serdar'a yapıldı. Topu şöyle atalım. Sevgili başkan. Şenol Güneş'in gönderileceğine dair haberlerin öznesi ya da dedikoduların muhatabı kimdir? Yani Türk yöneticilik tarihinde ve teknik direktörlerimizde bir özne problemi var. Kim söyledi abi? Şenol Güneş'in hocayı gönderme kararı verdik şeklinde gönderileceğine dair haber, yorum, dedikodu kim yaptı başkan? Herkesi dövmet altında bırakıyorsunuz. Ve kim söyledi? Şenol Hoca'nın gideceğini kim söyledi? Böyle söylentiler, böyle haberler kim, var ya. Kim abi? Nerede var kim abi? Başkansın kim? Ben haber okumadım sen. Bir tane haber söylentiler yok. Söylentiler var, yorumlar kim? Var. Ya milli takıma Twitter'da gidecek diye biz burada bile konuşmadık mı gidebilir başka. Diye. Ya biz ne diyoruz? Sezon sonu diyoruz. Tabii sezon sonu. Şenol Hoca gelişmeler göre milli takıma gidebilir diyoruz. Anında bir daha söylüyoruz. Bu Şenol Hoca gönderilecek demek değil ki. 2 yıllık sözleşme yaptık ama bunları bırakalım diyor. İşte Sayın Başkan da herhangi bir durumda. Şimdi ben bu... İkisini üst üste... Bir de içeriden diyor. İkisini üst üste verince... Şu iki tane hani bir önce benim hocamı... Hocama ceza vermek için... Diğer hocaya ceza vermek için benim hocamı da... PFDK'ya sevk ettiniz diyor ya. Evet. Hem onu dinleyince hem bunu dinleyince anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Hoca ile ilgili içeride bir tartışma oluyor. Tartışma ortamı var. Bunun önünü kesmek istiyor. Bir de... İçeride dediğim hani...
camia içinde mi? Belki yönetim kurulu içinde. Belki yönetim kurulu içinde. Hocasına sahip çıkıyor. Buradan bunu anlamak lazım. Fikret Başkan burada Şenol Hoca'ya sahip çıkma hamlesi yapmış. Benim analizim bu yönde. Ben öyle bir haber okumadım yani. İsyan ediyorum, itiraz ediyorum. Belki de vardı, kaçırmışımdır. Hayır, kaçıramam. Yani. Mümkün değil, kaçıramam. Böyle bir haberi Twitter'daki Ahmet'in 4 takipçili Ahmet'in yazdığı bir şey değilse kaçırmamız söz konusu değil. Hangi Beşiktaş sitesi çıkmış, hangi gazete çıkmış, hangi televizyonda söylenmiş? Bir de Şenol Hoca niye gitsin abi? Şenol Hoca niye gitsin? Beş başarısız değil ki. Ha, ben sezon sonuna ait böyle bir öngörü olabilir diyorum. Abi Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan, bak hep aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş şampiyon olamazsın. Şampiyonlar Ligi'nde 14 puanla gruptan çıkmış takım daha neyin başarısı olacak ya? Şimdi bir Beşiktaş'ın içinden bir isimden bana ne bir diyor? Mesaj geldi. A-Spor'da Nevzat Dindar, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yemek yediğini söyledi. Evet. Teknik Direktör Şenol Güneş'in futbol dışı bazı problemler nedeniyle de sezon sonu görevinden ayrılabileceğine haftada dair yorumlar yapıldı. Haftada en az bir akşam Abdullah Avcı ile yemek yiyen Beşiktaş yöneticisi var. Haftada en az bir akşam. Herhalde Aykut Kocaman'la yiyen de var. Aykut Kocaman'la herhalde bu durum, bu durum farklı ya, yansıdı içeriye. Ya bırakın ya. Esas başkanın orada söyledi. Şenol Güneş üzerine büyük baskı var. Buymuş. Olay buymuş. Trabzon'a dön diye çok büyük baskı var. Beşiktaş yönetiminden de şu an gelen yorumlar var. Beşiktaş'ı bırakmaz. Neden bıraksın zaten canım bu kadar başarılı? Bak bu arada Ahmet Selim Kul, şimdi birçok izleyicimiz bununla ilgili tweet'i gönderdi bize. Habertürk gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Derbi için yapılan intro tartışmalara sebep oldu. Kullanılan müzik aynı zamanda Münih'in gol müziği ama bu farkındalıkla yapılmadı. Intro maçtan önce hazırlandı. Bu Cruz'ların kalkış yaparken kullandığı müzik olduğu için seçildi. Vurgu vapur temasınaydı. Ahmet mi hazırlamış? Fenerbahçe'nin taraftarlar da böyle Ahmet şeyler söylüyor. Yani ne olursa olsun orada biraz dikkat. Bu işleri, bu tip şeyleri geliyoruz lafı da falan iyi bir laf değil yani. Eskiden beri vardır o. Geliyoruz. Bekleyin. Ya resmi site geliyoruz demez ya. Demez, taraftar sitesi. Taraftar sitesi geliyoruz da der. Van Persie de der, Bayern de Münih gibi geliyoruz der, ne derse İstemesek der. İstemesek de küfür bile eder. Tamam mı? İstemiyoruz böyle bir şey ama küfür yani ediyor. Bu taraftar sitesi değil ki abi. Yani bir daha ciddiyetli olması gerekir yani. Olmamış o. Şimdi esas... Yani biz bugüne kadar Fenerbahçe resmi sitesine falan hiç böyle bir eleştiri yaptık mı yani? Mahir Çelik evet, demiş ki... olmamış yani. Mahir Çelik demiş ki yine bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi ortam gerilmeye başladı. Bunda hep Fenerbahçe kârlı çıkar demiş. Doğru söylemiş. Bizim Güray İşcan abi de aynı şey söylemiş. Evet. Evet. Fenerbahçe bunlar hep karlı çıkar. Fenerbahçe hep bu süreci daha yönetir. Şimdi ben orada bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bitti mi başkanla ilgili VTR? Evet. Şimdi arkadaşlar, Sayın Başkan bizim VTR'nin sonunda 1 milyon 710 bin diyor ama 1 milyar 710 milyon lira Beşiktaş'ın net borcu var değil mi Serdar? Öyle yani öyle. Ve haberlerde, yarın okursunuz gazetelerde, bizim arkadaşlar almamışlar doğal olarak. 50 milyon liralık devletin amatör şubelere katkısının bulunduğunu söylüyor Sayın Fikret Orman. Ve bundan büyük mutluluk duyduklarını, tüm kulüpler için olan bu avantajın Beşiktaş'a 50 milyon liralık bir avantaj getireceğini ifade ediyor. Mutlulukla söylüyor bunu. 34'te birini halletti. Çok haklı olarak mutlu olduğu devletin çözdüğü iş 34'te birini çözdü Beşiktaş'ın. Yani bu kulüplerin böyle yönetilebilmesi... Yani Fikret Bey çıkart yarın ben başkan olayım. Sen yardımcım ol, o idari işleri yapamayız. Böyle gitmez bu işler. Türkiye'de hiçbir kulübün ekonomik olarak bu şartlarda kafayı çıkartması mümkün değil. 50 milyon lira hoca, pardon başkan 50 milyon lirayı büyük bir keyifle anlatıyor. Tabii keyifle anlatacak. 50 milyondan bahsediyoruz ama 33 tane daha lazım. Fenerbahçe'ye 50 milyon lira verdiler. 33 tane daha lazım ya. Bu arada Fenerbahçe'yi bilmiyoruz. Beşiktaş'ın 1710, Galatasaray'ın Riva Flores sonrası 1210. Fenerbahçe'nin hepsinden fazladır. Hiç bilmiyoruz Fenerbahçe'yi. Çünkü o Pravda kafası Fenerbahçe'de bunları açıklamamayı marifet zannediyor. Fazladır. Ali Koç'a bile vermiyorlar bana verecekleri. Ya. Yok ya. 33 tane daha lazım. O devletin kıyağından 33 tane daha lazım. Ve bu takım son 2 yılın şampiyonu sıfatıyla sadece bu yıl, geçen sene daha az, sadece bu yıl 43 milyon euroyu Şampiyonlar Ligi geliri olarak cebine koydu. Bir 30'da geçen sene koysa 73 milyon euro sadece Şampiyonlar Ligi'nden elde etti. Bak düşün 2 senede bu takım şampiyon olamasa borcu 2,5 milyar lirayı aşacak ve bu kayıtlı. Peki Ceyhun söyledi. Benim içim almıyor, ben kabarıyorum abi. Ben deliriyorum ya. 33 tane daha devlet katkısı lazım 50 milyon liralık. Yani nasıl yönetiliyor? Devlet katkı yapacak en son diyecek ki tamam siz çıkın ben yapıyorum. Ondan sonra bir sahiplik deyince vay efendim. Sahiplik. Devam abi. Ne diyor Ceyhun? Ceyhun iki tane muhtemel 11'imiz Övünç'ten ve Onur'dan gelmiş. Gelmiş mi? Onları bir görebiliriz. Bakalım neymiş 11'ler.
Beşiktaş geliyor öncelikle. Var var. Gökhan, Medel, Toşiç. Bak Medel, Toşiç benim dediğim savunma. Atiba, Tolgay, Oğuzhan. İsmail, teşekkür ederiz. İsmail Bey, az evvel, bundan evvel biz verdik bu defansı. Evet, ilk benim söylediğim savunma ve orta saha zaten şu an oyuncunun çıkardığı direkt. Medel, Toşiç, Adriano, Gökhan, Quaresma. Ben sadece Lens oynayabilir Quaresma'nın yerine. Quaresma çok kötü değil mi ya? Kötü değil mi? Kötü gidiyor yani. Ya tabii. Yani ben Lens'in bu maçta oynaması gerektiğini düşünüyorum. Love'ın da sen dedin ya, Fenerbahçe'nin uzun boylu dev savunmaları var. Bayern Münih'in o dev savunmalarının, Hummels'in falan içinde kaybolmadı Love mesela. O dönüşleri tabii. Yaptı. Onu unutmayalım. Kaybolurdan bahsetmiyorum canım ben ama hani demek ki pas oyunundan çıkacak. Yani. Ben de bu 11'in çıkacağını düşünüyorum. Ama işte bunun... Tolga ile Oğuzhan da biter. Peki korner attı. Korner. Fenerbahçe korner atıyor. Evet. Defansif savunmayı yap. Medel, Toşiç. Kafaya gelecekleri say. Öndere'ye Babel'i koydun. Tamam. Çizgiye Gökhan gitti. Bir tane Bidire'ye Gökhan gitti. Fernando, Josef de Souza, Mehmet Töpal. Şikirtel. Şikirtel, Roman Neustadter geldi. Korner yaptırmayacaksın rakibi. Hatta Dirar geldi. Eşleştir. Sıkıntı. Ben sana söyleyeyim. Atiba, Tosic başka yok. Doğru öyle. Babel işte gelecek. Bak, Fenerbahçe'yi de görelim. Duran Top'tan gol atar Fener burada. Fenerbahçe Duran Top'tan gol atar abi. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de bu. Bence beklediğimiz 11. Onur yanılıyor. İsmail mi oynamaz diyorsun? Hayır hayır. Muhtemel değil bu 11. Ha, kesin 11. İsmail oynayacakmış, evet. İsmail oynayacakmış. Yok ki başkası olur. Fenerbahçe'nin zayıf karnı da orası. Oo, Serdar Sarıdağ'ın 40 saniye önce attığı tweet. Nedir? Ne değildir? Yazdığım bu tahmini kadroda önemli bir değişiklik var. O da Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano demişti. Herhalde o da buna dönecek. Bizim övüncü... Vida, Tosic, Adriano demişti. Medel, Tosic'e dönecek. Serdar da teyit ediyor içeriden gelen... Program başında söylemedim. Duran Top'ta Fenerbahçe avantajlı abi. 11. Tekrar sayıyorum bak. 6 kule. Fenerbahçe korner atıyor. 6 kule. Fenerbahçe korner atıyor. Fenerbahçe rakip ceza sahasında Fernando 1. 0.90. Dirar 2, o da uzun. Bilmiyorum. Uzun abi Dirar. Josef de Souza. 1.90'a yakın, 85. 1.86. Mehmet Topal, 1.88. 88. Roman Neustadter. 1.90. Sıkıntı. Neto. 1.88. Beşiktaş'ın eşleşmeyecek iki tane stoperi var. Medel, Tosic'ten 1.71. Bir tanesi. İyi. Medel 1.71. 82 Tosic. İyi pozisyon olur gerçekten. 82, 83. Bir daha Atiba uzun. Hadi Babel geldi, 3 tane uzun var. Eşleşmiyor, meç etmiyor yani. Ya durum ne biliyor musun? Beşiktaş'ın şu abi kadrosu... Bunların hepsini düşüneceksin abi. Beşiktaş'ın şu kadrosuyla, işte geçmişten getirdiği oyunuyla şu an puanının en az 7 puan falan yukarıda olması lazım. Bayağı maçına gergin. Bu kadar fokus olmasaydı 7 puanı olurdu. Bundan eminim. Yani şu kadroyla hakikaten daha fazla puanı olması lazım. Peki biraz daha yorum okuyalım. Eğer bu kadrolarla çıkılırsa maçın yıldızı Dirar olur demiş Efe Hakan Bey. Dirar hiçbir şey yıldız olamaz yani, bence de. Hayır olmaz. Hiçbir şey yıldız olmaz. Fener'in çok fazla hava hakimiyeti oluyor demiş Tural Bey. İşte Vida oynamalı söylüyorum demiş. Tural Bey. Doğru. %100 %100 şey. Yarın Quaresma yerine Lens, Lau yerine Negredo oynamalı demiş Baran Erdoğan. Benim zaten olması gerektiğini düşündüğüm kadro o. Övüncün verdiği kadroya Lens etkisi sadece. Negredo, Lau fark etmez çünkü Lau uzun forvetlerin arasında, savunmanın arasında iyiydi. Souza ve Topal'ın Tolgay ve Oğuzhan'a fiziksel olarak çok net üstünlüğü olur demiş. İmza. Yani 70'ten sonra ama işte hamle ama, yapabilir yani. Ama işte Galatasaray'da da olur mu diye burada konuşmuştuk. Bu durumda... Oğuzhan müthiş top oynadı o maçta. Bu durumda şöyle, bu durumda maçın şöyle de bir şey var abi. Çözdü ya. Bak şimdi gene orta sahaya hamleyi stoper alarak yapacaksın. Evet. Ne yapacaksın? Vida'yı alacaksın. Değil mi? Tabii. Geçen sefer yaptığın gibi. Vida, Medel'i ortaya kaydıracaksın. Gene tandemi bozuyorsun. Ya da Negredo işte şey. Yani bence ben Vida ile başlarım. Bence Vida ile başlaması lazım. Peki. Motivasyonu sizce nasıldır demiş Beşiktaş'ın Bayern maçı sonrası Mete Aslan. Çok iyidir bence. Evet, Beşiktaş muhabiri arkadaşlar peşi sıra Medel, Tosic paylaşıyorlar. Gökhan Gönül sağ bek, Adriano sol bek paylaşıyorlar. Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo paylaşıyorlar. Negredo'da bazı sıkıntı yani değişiklikler var ama savunma hattını Medel, Tosic yaptılar. Erbatur Betim'e gidiyoruz. Negredo bu maçta da 11 başlamazsa Negredo'da arıza başlar.
Negredo. Mesela Fırat Güneyer Negredo diyor. Evet. Bize gelen Babel. Pardon ya, Love. İkisi de olabilir. Bence her ikisini de denemiştir. Bence yarın de karar verecek. Ama Beşiktaş muhabiri arkadaşlar tandemde anlaştılar. Hasan Ali Bey demiş Medel ki Tosic. Zikolu Fenerbahçe'nin ikinci sezonundaki sıkıntıları yaşıyor Beşiktaş. Taktikten ziyade odaklanma problemi var. Onu bir daha alabilir miyim ismi? Hasan Ali Bey. Çok doğru tespit. Yani örnek de mükemmel. Örnek mükemmel. Peki. Fenerbahçe ama o sene, öyle, ya öyle o sene ama Nisan ayında Chelsea maçında ligi bitirdi abi. Ya sen de öyle diyorsun ama 27 Nisan 2008'de Edu ile Volkan'ın ortak hatasında Şabani Nonda'nın golüyle şampiyonluk gitti. İşte yani ama Nisan'ı bitirdi Fenerbahçe, haksızlık etme. İşte ama oraya getirmemesi lazımdı. Yani Fenerbahçe şampiyonluğu Ankara'da bıraktı. Hangi maçta? Por favor'da. Por favor, por favor. Ha ha şey por favor şeyden. Çezman por favor por favor dedi. Alex'ten aldı topu üstten avut attı. Tamam. Por favor. Por favor por favor. Ama Galatasaray maçında iddialıydı Fenerbahçe. Yani Ali Samiha'daki maçta iddialı çıkmıştı maça. O maça Fenerbahçe Galatasaray maçına aynı puanla gitti. Evet iddialı çıktı hatırlıyorum. Eğer 2 puan önde gitseydi yani 2 puan kaybetmeseydi Ankara'da Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi diyelim. Gene Şabani'nin Ondan'ın golüyle yendi. Galatasaray bitime 2 hafta kala 1 puana geçti. 1 puan. Nereye gidiyordu Galatasaray? Nereye gitti sonraki hafta? Beşiktaş mı? Sivas'a gitti. Sivas ha doğru. Kaç kaç yendi? 4-3 yendi. 4-3 yendi. Sivas Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Sivas'ı Galatasaray'ı yenmesi gerekiyordu. Sivas Galatasaray'a 3 gol attı. Yenmek için oynadı 4 tane yedi. Beraberlik için oynasaydı ne olurdu acaba? Son maç Hacettepe maçı değil mi Galatasaray? Yani o zaman da şampiyon olurdu Fener. Ama işte por favor'dan gitti işte. Por favor tabii. Peki yine yorumlara gideyim. Mateja Kecman ya. Mustafa Uysal demiş ki ilk kez bu sene bir maçta Beşiktaş için net favori diyemiyoruz demiş. İddia diyor ama biz diyemiyoruz. Bir izleyicimiz bir adam isimli olduğu için bir izleyicimiz dedim. Gollü ve bol kırmızı kartlı bir maç olacak. Ya kırmızı kart olur bahis yapın abi. Cüneyt Çakır varsa kesin olur yani. Beşiktaş Galatasaray maçını Muslera çözdü dedi Mehmet Ayhan az önce demiş Okan Bey. Dedim. Ama doğru. Beşiktaş çok iyi oynadı. Tarihin Beşiktaş en iyi futbollarından biri. Muslera çözdü ama. Ama Muslera çözdü. İlk yarı Galatasaray açıldı, ezilmedi Beşiktaş'a karşı. Ezilmedi. Daha sonra abi 1-0'dan sonra tarihin en izci derbilerinden biri. Nanay'da Fişko yani. Nanay'da Fişko. Tam Nanay'da Fişko oldu ya. İşte Mehmet Ekici oynar mı demiş Ahmet Can. İşte Muslera'nın şeyi satış başları o zamanlar. Yani. Ya niye satsın? Kudur niye satsın? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Satış başları ya söyleme bak suça yürü ya etme gitme ya sen bizim arkadaşımızsın ya. Tudor Maykon'dan Muslera çiğ çiğ yediler böyle. Ya etme ya. Doğrama yaptılar. Ya Muslera'ya da ayıp Maykon'a da ayıp Tudor'a da ayıp ediyorsun. Hırvat sucuğu yaptılar. Mehmet Ekici oynar mı demiş Ahmet Can Bey. Abi. Yani keşke oynasa da oynamaz ya. İsmail oynuyor ya. Fenerbahçe duran toplarda etkili ancak korner, free kick kullanacak adam yedek kulübesinde demiş. Kim o Mehmet Ekici mi? Ya çok. Evet. Bunu söyleyen kim? Muhtar Bey. Muhtar Bey de doğru söylemiş. Yani öyle yaz. Muhtar diye bir isim var biliyorsun. Var. Korneri kim atacak? Hani İsmail kullanacaksa kontratak yeriz diye mesaj geldi. Hani tamam uzunlar içeride ama kontratak yeriz İsmail atacak korneri diye. Şu an demiş Beşiktaş kendine çok güveniyor Orhan Yılmaz ama ligin en çok korkulan takımı Fenerbahçe öyle mi? Bence şu anda kendine güvenen takım Fenerbahçe. Ben de derim ki yaralı kartaldan korkacaksın. Ay, çok 90'lar oldu ya. Ne güzel ama. Çok 90'lar. Her şey bitene kadar hiçbir şey bitmiş değildir. 90'lar filmi şeyidir böyle mottosu. Batur çok 90'lar oldu yapma. Ya. Sevmez misin 90'ları? Bayılırım 90'lara. Hayır 90'ların şimdi bu terminolojisi, fotomaç, fanatik, fotospor başlıkları falan ya bırakalım bu 90'lar işleri terminolojisi güzeldir ama. Hocam beni hala istiyor musun? Ha? Manşetleri. Hocam beni hala istiyor musun? Telefonda. Zé Roberto Galatasaray'da değil mi? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Yediler şampiyonluk gitti. Tabii canım. Bir por favora şampiyonluk gitti. De Souza, Giuliano, Fernandao'dan biri kesin gol atar demiş Umut Bey. Joseph peki yani. Joseph, Fernandao, Giuliano. Saat 24 mi oldu ya? Erbutu 1,5 saat mi oldu biz yayına başlayalım? Vallahi maşallah. Valla sırf futbol 1,5 saat. Mustafa Hoca bugün şey dedi. Hadi bir reklam siz ne yapıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Bunların programı nerede dedi? Yanındaki dedi. Bunların ya programı bugün bir hanımefendiyle dedi karşılaştım. Şeyde AK Merkez'de. Kültür programı mağazada, olsun dedi ya hoca. Bir mağazada. Ve bir sonra dün akşam da bir aileyle karşılaştım. İşte oradaki hanımefendi de hepinize selamlarını söyledi. Çok seyrediyorlarmış. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Biz de asıl bunlardan memnun oluyoruz. Ya nöbetlerden, askerlerimizden. Ya o çok kıymetli mükemmel bir mesaj ya. Mükemmel. Onu okuman lazım bence. Onu okuyayım. Hatta onu okuyayım öyle reklama gidelim.
Herkes çok değerli de Ata Demirer dahi seyrediyormuş. O da çok mutlu. O kadar güzel mesajlar geliyor. Reklama gidelim ondan olsun. Sonra çok selamlar Ata Demirer. Ata Demirer öyle mi? Tabii. Ha o yüzden seyrediyor. Yani şöyle askerler. Eyvah eyvahın hastasıyım. Ben orada askerlik yaparken onlar bedelli gelmişlerdi o zaman. Bizim yaptığımız yere. Orada karşılaşmıştık. Bir gün o zaman genç olarak Bozcaada'da bir güzel oturalım bir şeyler yiyelim. Münih'ten gelirken Ata Demirer'in filmini seyrettim şeyde. Hangisini seyrettin? Şey en son işte olanlar olduğu seyrettim. Çok güzel evet. Sıracık'ta geçen. Bir sahnede çok efsane diyorum. Ona mesaj attım sağ olsun demiş. O da izlemiş. İbrahimovic esprisini yakalamış. Evet. O da güzeldi yani. Güzel. Ben de eyvah eyvah aslında. Ata abi o filmdeki bir tane Yunan şarkısı var. Ha şeyde çalan. Onu bir yazsana baba. Radyoda çalan eğer izliyorsa şu an. Onu bir yaz abi ya ne olur be. Eğer... O zaman bir reklama gidelim be ya. 20. yılında kutlu olsun. Şu mesaj okusana abi. Şu dönüşte okuyacağım tamam, şimdi. Niye dönüşte Bir reklama gidelim ama bu reklamcılık, reytingcilik oyuncuları önemli, yani. Önemli reklam önemli. Yorumları da okuyacağım. YouTube kanalımı açsam diyorum. Çizmeye devam ediyoruz. Gelen mesajı okumak istiyorum. Oku. Erbatur Bey öncelikle merhabalar. Kırmızı Çizgi programını NTV Spor'da her programı severek seyrediyoruz. 181. filo pilotlarından birisiyim. Programı hep canlı izlemeye çalışıyoruz. Uçuş saatleriyle çakışınca döner dönmez inanın F-16 pilotları olarak oturuyoruz ve televizyonun başına kilitleniyoruz. Selam olsun Diyarbakır'dan 181. filodan demiş asker dostlarımız. Kardeşlerimiz hakikaten... Bir kere içine binme şansımız yok değil mi? Ya şu an duygulandığım için onu düşünemiyorum. Ben de çok duygulandım. 181. filoda başta olmak üzere. Ben mesaj geldiğimde duygulanmıştım. Ne kadar F-16 pilotumuz varsa o gün işte operasyonda sınır ötesinde çatışan asker arkadaşlarımıza... Kalbimiz onlarla, ruhumuz onlarla tekrar beraber. Selamlar, sevgiler. Benim de asker arkadaşım Ata Demirer mesaj attı. Yunan şarkıyı da bildirdi. Hepinize selamları var. Eyvallah. Bizden de bizim harika izleyicilerimiz var. Hepinize çok teşekkür ederim. Tirana Elenimia Historia. Yani bayağı bir mesaj geldi. Videosunu atan, müziğini atan. Yani hepinize Allah razı olsun. Bu programın en sevdiğim özelliği bu. Böyle interaktif olmak. O sahne çok şey ama yani şahanesiniz. Çok teşekkür ederiz. O sahne çok duygusal ama ya. Peki Bozcaada projemize dair bir cevap geldi. Bozcaada projenin... Sen sevmiyorsun. Ben soğuk, kesin soğuk bak, kesin gelirim. Yani Bozcaada'cı değilim ama kesin gelirim. Baharda gidelim baharda. Ama tabii Ata'nın şeyine hani Ata'nın bizi ona gidelim. Yani. Ona gideriz, ona gideriz. Ya Şili'deki arkadaşım aradı az önce dayanamayıp Şili. Aramış. Telefon Şili'deki çaldı arkadaşın hayranıdır. Burak oldu. Ya bir şey vallahi ona hayranım. Bir insanın Şili'de arkadaş olur mu ya? Manisa'da mı o arkadaşın Manisa'da mı? Yok İzmirli bildiğin. Yani Karşıyakalı. Gitti yıllar önce orada tekstil işine girdi. Şili'deki tekstilcilerin çoğu Manisalı da ondan. Ya İzmirli. Hı. Orada kendi dükkanını açtı bilmem ne. Selam olsun burada. Nerede yaşıyor? Santiago'da mı? Santiago'daydı. İkikike geçti. İkikike bir yer var. Hı. Orası böyle daha sahil falan. Bana formasını getirdi biliyor musun? İkike. İkikike bir... Bayağı güney kutbuna yakın tabii yani. Tabii tabii en sonda. Dünyanın bittiği yer biliyorsun şimdi. Yok. Orada biraz daha aşağı. Biraz oradan aşağı. 100 kilometre, 200 kilometre. Neyse şeyden aramış. Çok iyi Beşiktaşlıdır o da. Selamlar Şili'ye. Neden diyor... Bir kişi bile Atiba'yı konuşmuyor. İlla Atiba olmak zorunda mı her denklemin içinde? Artık yaşlandığını kimse kabul etmiyor. Bırakın kabul etmeyi diyor. Tartışmıyor bile artık kimse diyor. Bence son maçı. Biz hep konuşuyoruz biz gerçi. Biz 1,5 senedir anlattığımız evet için. 5 Ekim 2016. Dayanamamış aramış. Hep bence konuşuyoruz. Bence son maçı abi. Ama Atiba'sız da mesela şu maça çıkabilmesini ben hiçbir Beşiktaş'ın düşündüğünü... Ya tabii ki düşünüyordur ama çok azınlıktır. Serdar'cığım Muslera konusunda tepkiler var. Evet. Telefonlar geldi. Telefonlar abi, ben var abi... Böyle bir yem, etme yani diyorum. Şey ben oldum de abi, etme ben rahatsız ben oldum. Ben de etme diyorum yani. Mustera'ya, Maicon'a, Tudor hepsine saygısızlık. Etme diyorum ben de. Ben de diyorum ki bir o maça bakın, bir ertesi haftaki maça bakın, bir sonraki Mustera maça bakın. Mustera sürekli iyi abi. En son işte Kasımpaşa maçında bir sonraki maça üst üste 3 maça bakın. Sonra da abi inşallah öyle değildir yani. İnşallah ben yanılıyorum. 90'lar zamanı niye konuşmuyorsunuz? Hoca yeme var mıdır abi? Hoca yeme vardır bütün takımlarda. Ranieri yemediler mi abi Leicester'da? Hoca yeme var mıdır? Ama Muslera yemedi. Başka soru sormuyorum. Bak hoca yeme var mıdır? Güçlü ben karakterleri yiyemez. Üst üste 3-4 tane maçta aynı hatayı yapan adama bir rahatsız olurum. Abi cheeseburgeri kesmiş Ranieri. İşte dışarıdan yemeği kesmiş. İçeride dev kriz başlamış diyorlar İngiliz basınında. Abi ben onu bunu bilmem. Hoca yeme var mıdır? Mourinho'yu yediler ya. Hem Real Madrid yediler hem Chelsea'de. Conte'yi yiyorlar mı şu an? Conte'yi baba gibi yediler hem de. Pizza yaptılar adamın farkında değil. İtalyan pizzası mesela yaptılar. Mesela Mustera adamı gibi böyle ahlaki karakteri konusunda herhangi bir şey söyleyemeyeceğimiz bir adama bunu ilzam etmek, zammetme yani çok doğru gelmiyor bak bana. Mehmet Bey demiş. Metin Ali Feyyaz isimli kullanıcımız. Ne diyor? 90'larda acaba Gordon Mill zamanı olduğu için mi Mehmet Bey çok konuşmayı istemiyor demiş.
Ama güzel. Bunlar güzel atışmalar. Güzel, bunlar güzel atışmalar. 90'larda Beşiktaş sadece 1990, 91 ve 95 senesinde şampiyon oldu. 90-91. Evet. 93-94 Galatasaray. Birine mağlup. 96 Fenerbahçe. 97-98-99 Galatasaray. Cevabınız buysa... Güzel atışmalar bunlar. Bunlar güzel atışmalar. Ya ne alakası tamam, var tamam, şimdi? Gordon Milli Takım, bilmiyorum arkadaşımız kaç yaşında da Gordon Milli Takım bir tartışalım mı bakalım? Oradan kaç kişiyi ne yapmış, ne etmiş mesela bir konuşalım yani. Ne alakası var? Ben 90'ları şu yüzden dedim sana. Ya 11 ezberi sayarsın ya. 90'larda büyüdük. Ben 43 yaşına geldim. Ben 90'lara gidene kadar 80'lerin ikinci yarısı benim mevzum. 90'lara benim bayılıyor. Hayatım, kültürüm, oluşumum 80'lerin ikinci yarısıdır. 80'lerin sonu 90'ların başında çocuk olmak diye çok güzel bir... Sen 83'lüsün, ben 75'liyim. Aramızda 8 yaş fark var. Bırak olsun. İşte ben 90'lar. Sen 90 çocuğusun, biz 80'ler. Kaldı ki 90'lar tutmadı, 80'ler bak, tuttu. Sokakta da top oynadık. 90'lar tutmadı. Dizi olarak tutmadı. 80'ler tuttu. Biliyorum. Çünkü 80'leri yaşayan insanlar bizim gibi artık toplumda orta yaş çağına gelmiş, eli ekmek tutan, çoluğu çocuğu oluşmuş bir... Tüketici kesim. O yüzden 80'ler şimdi, tuttu. 90'lar daha çocuksunuz. Şimdi yani. 90'lar dizileri başlamaya başladı. Geçen yine başlamaya başladım. Neyse 90'lar dizileri başladı. Özellikle yabancı networklerde. O yüzden işte, ben bilmiyorum zaten. Kanallarda. Bize de tekrar gelecektir. Hadi bakalım gelsin. Peki 90'lar çok güzeldir bu arada. Neyse şey söylüyordum. Sokakta da top oynadık. Şimdi işte FIFA'da da Ultimate Team oynuyoruz. Arada Walkman de vardı. Discman de. Şimdi işte internetten dinlediğim müziklerde. Ne demiş mesaj atan büyüğümüz? Ne demiş? Bu tip moderatörlerle uğraşmak zordur. Peki. Kendisi de mustarip olduğu için bu tip moderatörlerden. Selam olsun, estağfurullah. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Hem böyle güzelleştireceksin hem zorlaştıracaksın ki güzel olan şeyler zor olan şeyler. Erbutu senin önün çok açık. Teşekkür ederim. Kesin önün çok açık yani. Abi keyif bir yıldız mutlu. Doğmuş yani doğuyor değil doğmuş. Estağfurullah abi. Estağfurullah. Peki. Geç Aykut Hoca'na. Geçeceğim. Temaslı oyun. 8. haber. Hocaya geçtin ya. Geç hocaya. Bu ne? 11. Temaslı oyun. Şimdi gelecek. Temaslı oyun. Aykut Kocaman ve kurmayları Beşiktaş derbisindeki stratejilerini belirledi. Fizik gücümüz onlardan iyi. Oynayacağımız temaslı futbol baskı altındaki Beşiktaş'ı yoracaktır. Bu da işimize gelecektir. Gergin olacaklar. Mutlaka kazanmak zorundalar. Gergin olacakları için de temaslı oynadığımız zaman kart görme ihtimalleri artacak. Yine sert bir derbi bizi bekliyor. Hocanın söylediklerine göre Ahmet Selim Kul'un haberi Habertürk'ten. Var mı yorumunuz? Geçeyim mi? Yok. Ben peki. Yani temaslı oyun dedi. Yani böyle hani sertten ziyade döndürmeyin işte filan. Normal zaten beklenir bir şey yani. Güneş'in yanına gitmem. 9. haber. Hocanın açıklamalarından. Akşamlar aldım. Kocaman Şenol Güneş derbide yanıma gelmezse bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Bir sorunun... Söyle okuyayım tamam. Soruya verilen cevap. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbi maçta yanına gitmeyeceği yönünde bir duyum aldığını söyleyen gazetecinin sorusu üzerine Aykut Kocaman şöyle cevap verdi. Bana çeşitli yakıştırmalar yapılıyor ama duygularını çok net gösteren bir insanım. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzon maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman beni mahcup etmişti demiştim. Ben o zaman bir tepki koymuştum. Oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin tutumuna bağlı. Kocaman Şenol Güneş'in yanına gelmezse siz gider misiniz şeklindeki soru üzerine bunu yapabileceğimi düşünmüyorum dedi. Bak birçok hikayesi var maçın. Tartışılacak konuları da var. Bu da onlardan biri. İki kede Şili'nin güneyinde değil kuzeyindeymiş. Bunu da söyleyeyim yani. Kuzeyde ben Bolivya'ya yakınmış aşağı doğru. Tamam yanlış hatırlıyorum. Yani üzerine çok yorum yapılacak bir şey yok yani. Yanına daha gitmedim. Gideceğim. Ben gideceğim ama buranın yanına. Daha gidemedim Şili'ye de. Bu yaz. Şili. Biraz Şili zor. Güzel yer ya. Yani o Güney Afrika, Amerika güzel yer. Çok. Çok içinde başka bir dünya. Orada birkaç ülkeye gittim. Şili fırsat olmadı. Nereye gittin birkaç ülkeye? Brezilya'ya gittin. Brezilya'ya Dünya Kupası'nda. Brezilya'ya gittim. Başka nereye gittim? Arjantin'e. Başka nereye gittim? O kadar galiba. Güney Amerika. Daha ne olacak işte o kadar zaten. Güney Amerika o kadar. Bir de işte Peru'ya falan gidiyorsun. Bolivya'ya gitsen zaten rakım derdi var. Zaten yakın hepsi birbirine. Geç Fener'e. Geçiyorum devam ediyorum. Yani bu haberde yorum yapacak bir şey yok. Yani hocanın kendi düşüncelerini aktarmış. Bu üzerine konuşulacak bir şey değil. Peki bize getirisi 10 puan. Yine haber. O neymiş acaba 10 puan ya? Şimdi okuyalım onu. Bize gelişi 10 puan diye. Bize gelişi 10 puan. Aykut Kocaman Beşiktaş galibiyetinin anlamını ifade etti.
Pazar günü maçın en büyük getirisi kazanacağımız 3 puandan fazla olacak. Başakşehir maçının getirisi 3 puan olduysa Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak. Neden o? Beşiktaş'ı istekli mutlak kazanmak zorunda olduğunu görüyorum. Açıklaması mesela bunu açamamışlar yani muhabirler. Evet, bulamadım ben de. Yani 10 puan nasıldır hocam yani? 10 puandaki mana nedir'i anlatmak gerekirdi yani. Hani Beşiktaş 3 puan kaybedecek. Ben de 3 kazanacağım 6. 6. 4 nerede? Değil mi yani mesela onu sormak. Evet. Ama onda... şöyle Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın ligde işi biter. Onu söyleyelim yani. Beşiktaş'ın lig yarışı biter, sona eder. Eğer Fenerbahçe kazanmış olursa. Peki devam edelim. İlk golü atan zor yeniliyor. Haberini verelim. Ben hocanın açıklamalarıyla ilgili genel bir şey söyleyeceğim biraz sonra. Çok güzel. Sen bir bitir de Erbutur. Bu arada 550 tane mesaj geldi. Çok yazmış, yok Şili'de çok deprem oluyor demiş. İnşaat mühendisi olarak çok dikkat et demiş. Senin baban da mı inşaat mühendisi? Tabii. Ne diyorsun ya? Deprem annem de babam da inşaat mühendisi. Annen de baban da inşaat mühendisi. Vay be. Kaçtılar? 57. Belediye fen işlerinde mi tanışmışlar? Yok, ikisi de şey Yıldız Teknik'te. Yıldız Teknik ha. Üniversitede. Babam İstanbullu. İstanbul Üniversitesi. Annem İstanbullu, baba İzmirli de. Neyse. Hayır, şey İstanbul Üniversitesi. He. Babam orada. Selam olsun. Dev randevu öncesi istatistikler ilk golü atan takımın zor kaybettiğini gösteriyor. İki ekip arasında oynanan son 25 derbide ağları sarsan ilk takım sadece iki kez yenildi. Zaten İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde sanırım 4 hanımefendi vardı. Oradan bir anneniz olmak üzere. Tabii. Hayır. Büyük bir aşkla. Ve devam ediyoruz. Buna da yorum yok. İlk golü atan zor yeniliyor. Çok doğru bir analiz. Doğru i̇statistik. Analiz. Vatan Gazetesi'nde bu kadar girmiş. Çok doğru bir istatistik. Bir de yani Fenerbahçeliler onu bana söylesinler abi. Geriye düşüp çevirdiği maç yok benim bildiğim. Peki Atiba mı Topal mı? Bak al sana tartışma, demin de konuşuyorduk bunu. Foto maçta bugün var. Şu anda Topal, hiç konuşmayalım. Derbinin kilidini orta saha oyuncuları açacak. Atiba ve Mehmet Topal'ın performansları belirleyici olacak. Savunmada sıkıntı yok. Abi çok zor maç ya. Çok. Yani çok. Şimdi düşün mesela. Başladı maç. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Geçen seneki lig maçını düşün. Sonra 90'da saçmalı sapanlı. İlk yarı zaten tamamen Beşiktaş hakim. Ve ilk yarıda 1-0 bitiyor Abubakar'ın golüyle. İkinci yarıda farkın artması mucizeler yani. Mucizeler engelliyor. Ondan sonra yavaş yavaş tamam 1-0'ı tutalım artık filan derken bir gol oluyor filan. Şimdi Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sonrası ne olacak? Bak, Fenerbahçe çok... açılır mı arkada? Ya, bilmiyoruz işte. Bak Fenerbahçe'nin... Aykut Hoca şöyle yani bir bak, öngörü yapalım. Şimdi ben Aykut Kocaman'ı şu anlamda iyi biliyorum. Türkiye'de 0-0 iyi oynar. 0-0. 1-0'dan. 1-0'ı mükemmel oynar. 2-0'dan döndüremez. Tabii. 1-0'dan nefis oynar. 2-0 öne geçti mi de çok zor çok dönersin. Zor. Çok zor. Kayseri maçı gibi ekstrem maçlar olacak. Acayip yani. Bir maç olması lazım. Ama 0-1'i yani Fenerbahçe açısından 0-1'i. Yani Beşiktaş öne geçerse ne olacağını bilmiyorum. Kim geri döndürecek? Nereden örnek verebilirim gene? Gene Trabzonspor maçından. Valbuena oyuna girecek. Yani Trabzonspor maçında 1-0 geri düştü. 60 hemen arkasından Valbuena'yı aldı. Ortalar başlayacak. Sonra solda doydu aldı. Evet. Sonra da şeyi aldı. Elif aldı, Elmas aldı. Şimdi ya bayağı hücumcu takım yaptı. Ve durum ve 1-1 yaptı. Duran toptan attı. 1-1 yaptı. 2-1'i de bulabilirdi. Ama şu var. Bu maçta böyle yapmaz. Çünkü niye? 1-0. Yani son 15 dakikaya kadar risk almaz Aykut Kocaman. Son 15 dakikaya kadar risk almaz. Çünkü Trabzon'un kontratak da yapamadığını gördü. Ama Beşiktaş yapar. Dolayısıyla bu minvalde eğer Beşiktaş ilk golü bulursa sonra Aykut Kocaman'ın yapacağı hamlelerin ben en azından son 15 dakikaya kadar çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Aramız var mı Ceyhun bu arada? Sen söylemiştin. Ara yoksa ben bir Aykut Kocaman yapmak istiyorum. Ama Fenerbahçe 1-0 öne geçerse orada da Beşiktaş stadının futbolcularının hocasının psikolojisi ön plana çıkacaktır. Buyur abi. Diyeceğim var galiba benim. Sonra araya gidelim. Program başında konuşmuştuk. Serdar'ın rakamlarını yineleyeyim. Kendi rakamlarımı da söyleyeyim bir çerçeve olsun diye.
Serdar dedi ki 32-32-32 beraberlik Fenerbahçe-Beşiktaş. %4 de Şenol Hoca dedi eğer bordo mavi giyerse Fenerbahçe kazanır dedi. O Serdar'ın kendi yaptığı bir şey ne derler. Fantezi de içeren bir tahmin yorum. Bana göre maç %51 berabere biter. Arkasını bilemiyorum. Yani 49'u nasıl bölersem bölmek çok işim değil. Güncel formda hoca Aykut Kocaman. Daha iyi hoca, daha kötü hoca yapmıyorum. Daha güncel olarak formda hoca Aykut Kocaman. Maçı ben Şenol Hoca'nın tercihlerinden ziyade Aykut Kocaman'ın nasıl takımını oynatacağının başarılı olacağını, o zaman başarılı olacağını düşünüyorum. İki, Şenol Hoca'nın yapmış olduğu ne yaparsa yapsın Şenol Hoca, tribün gibi bir şeyi olacak, ne derler, desteği olacak. Tabii. Ama elinde Pepe ve Talisca gibi bir handikap olacak. Dolayısıyla Şenol Hoca'nın yapacakları kendinden bağımsız değişkenlerle ilgili. Aykut Hoca'nın yapacakları tamamen kendiyle ilişkili şeyler. Onu bir geçelim. Şimdi şu az önce pek çok şey dinledik değil mi hocadan? Aykut Kocaman'dan evet. Dünkü söyleşti. Arkadaşlar bir izleyicimiz tweet atmıştı. Son derece doğru. Aykut Kocaman son 3 aydır hele hele son Giresun karşılaşmasından bu yana. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe'deki Aykut Kocaman'ı bırak. Konya Spor'daki, Ankara Spor'daki, tatildeki bütün Aykut Kocaman'ları reddediyor. Çünkü biz Serdar Aykut Kocaman konusunda anlaşamayız. Ama o da çok iyi biliyor ki sen de çok iyi biliyorsun ki bu adam bu sisteme hayır demek için geldi bu futbol piyasasına. Hmm. Serdar mesela bu konuda böyle düşünmüyor. Çok net biliyorum. Bana göre Aykut Kocaman çok rahat şu masada oturup harika bir futbol ve hayat sohbeti yapabileceğimiz, entelektüel birikimi son derece yüksek, kişisel iletişimi güçlü bir adam olmakla beraber bu sistemi, bu devranı ben yıkacağım. Başka bir antrenörlük modeli Türkiye'ye getireceğim diye 1965 doğumludur. Fatih Terim'den 12 yaş ufak, Şenol Hoca'dan 13 yaş ufaktır. Başka bir model getireceğim diye biz onun çıktığını ya da zannetmiştik. Soru. Dün o açıklamalarda vardı. Feridun Nidoloğlu Hürriyet'te Trabzon'un penaltıları dilenmelidir yazdı değil mi? Aykut Kocaman dün bile bak ne kadar işinden çıkmamış ki, vicdan olarak işinden çıkmamış ki diyor ki ya ben onu bir telefon söyleşisinde söyledim. Yazılmamak üzere söyledim. Yazılması benim içimi acıttı diyor. O Aykut Kocaman'dan 2011 yılından atıyorum Nisan'ındaki Aykut Kocaman'dan bugün hayatta her şeyi hakem kavgasına döndürmüş bir Aykut Kocaman'ın gelmesine ben üzülüyorum. Ben Feridun'un da yazılmamak üzere olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin başında sevgili Erbatur. Fenerbahçe tarihinin en büyük başarısı olan UEFA Avrupa Ligi Final Four'unu oynadı mı? İlk dördüne kaldın mı? Kaldım. Fenerbahçe'de 28 sene sonra 2 tane arda arda Türkiye Kupası aldın mı? 2011 sezonunun resmi şampiyonu Fenerbahçe mi? 2011 sezonunda Fenerbahçe şampiyon oldu. Evet. Aksine bir durum yok şu anda. Tamam. Şenol Hoca bile ne dedi? Ya dedi biz şampiyon olsa kupamızı vermediler. Kapat parantez. Fenerbahçe'nin başında son Gençler Birliği maçına kadar ikinci 2012-13 sezonunun şampiyonluğu kovaladın mı? O sezon Fenerbahçe'nin bütün başarılarında sen varken bugünkü Aykut Kocaman'dan ne gördük? Bugünkü Aykut Kocaman yoktu. O zaman tık 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 işini gören bir adamdı. Şimdi dönüyor 2015-16'dan itibaren Beşiktaş maçlarına Cüneyt Çakır'ın verilmediğini kovalayan Aykut Kocaman'a dönmüş bu adam. Çok üzülüyorum. Bunu biz psikolojik taktik olarak yaptığını konuştuk ama. Böyle yapmadan da başarılı oldu bu adam 2010'la 13 arasında. Ankara Spor'da, Malatya Spor'da, Konya Spor'da, tatilde, yarın bir gün belki milli takımın başında. Bunları yapmadan başarılı olduğunu bize gösterdi. Konya Spor'da bilhassa gösterdi. Geçen sene Konya Spor'a çok hakem konuştu ama bugün TFF'yi eleştir, MHK'yi eleştir, hakemi eleştir, medyaya çak. Herkesle kavga et, rakip teknik direktöre alttan laf at. Ben bu Aykut Kocaman'ı tanımadım. Benim tanıdığım Aykut Kocaman bu değil. Fenerbahçe şampiyon olur olmaz onlar talih eder. Fenerbahçe 75 kere daha şampiyon olur önümüzdeki 100 senede. Derdim o değil. Derdim biz bu adamı tanıyamamışız. Serdar şimdi benden itiraz edecek diyecek ki ben tanıyordum falan diyecek. Ben kişisel olarak tanıyamamışım. Yok ya itiraz etmiyorum seni tebrik ediyorum. Ben tanıyamamışım. Michael Jackson'ı bilir misin Mehmet? Thriller. Man in the Mirror diye çok güzel bir şarkısı vardır. Aynadaki adam. Dünyayı değiştirmek istiyorum ve onun için aynadaki adamdan başlayacağım diyor. Şarkıda. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendinden başla derler.
Aykut Kocaman da sistemin içinde bir aktör olarak yer almaya başlamıştır. Değiştiremedi, sistemin parçası oldu. Net olarak %100 doğru bir tespit yaptın. Bu arada bu derbiden sonra önümüzdeki hafta öbür bir derbi daha var değil mi? Perşembe var. Tamam işte önümüzdeki hafta. O da bitsin. Fenerbahçe yönetiminle ilgili bilgiler vereceğim. İki, eşleştirmek ya da eşitlemek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Aykut Kocaman'la ilgili, yani pardon, Aykut Kocaman'ın en çok eleştiği adamlardan bir tanesi güncel ve geçmişte Şenol Güneş. O Şenol Güneş de Bursa'dayken İstanbul'daki kirli akvaryum suyunun içine gelmem dememiş miydi? İki senedir en dibinde. Ya dün dündür, bugün bugündür ya. En dibinde, iki senedir. Sistem böyle. Dün dündür, hayatım, işte biz, bugün bugündür. Şimdi bir Abdullah Avcı kaldı kenarda. O da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş birine giderse o da bakalım Aykut Kocaman'laşacak mı? Abi sistem seni bu hale zorluyor işte ya. Yani şu var ama Mourinho yapıyor bu açıklamaları, taktik açıklamaları. İşte atıyorum Pep Guardiola yapıyor. Onlar yapınca o ne güzel taktik oluyor. Sistematik olarak. Hiç itirazım yok. Ben yapılmaması karşıtında değilim. Yani, ama onun söylediği başka bir şey. Sen bunun karşı fikri olarak, karşı tezi, antitezi olarak geldin. Bunun gibi işte güzel oyuncular seviyor ya hocayı. Ben kişinin insanlığını, yani futboldan ziyade ben adamlarını seviyorum. Bir kocaman adam falan var yani öyle. Duygusal yaklaşımlar içerisinde olan çeşitli arkadaşları var ya. Ben hocanın insani tarafını çok seviyorum. Bunun arkadaşları var. Yani bunun arkadaşları var böyle. Böyle şeyciler, tamam mı? Aa, futbol, güzel oyun falan. Böyle hani Cantona Mantona seven tipler var ya. San Paolo taraftarı falan bunlar. Onların sevdiği adamlar. Tabii ne var, Cantona'yı işte seversin yani. Anladınız yani ne demek istedi mi? Onlar... sevdiği adam olmaktan çıktı demek istiyor. Ben bence arada, doğru yapıyor. Bak, bence doğru yapıyor yani. Bu örneği doğru bir şey yapıyor. George Best'i de katar mısın onun içine? Mesela ben çok seviyorum. Yok, katmam. George Best başka bir... Özel bir abimiz. Bakın, 5 FIFA hakemi arkadaşımdan tescillidir. Hepsi derler ki Fatih Terim sert adamdır. Küfür de etse yüzüne eder. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Spor Toto Süper Lig'de takımını şampiyon yapıp hakemler el uzatırken küfür eden maç sonunda antrenör var. 5 Süper Lig hakeminden teyidli. Tabii. Spor Toto Süper Lig'de. O teknik direktörün kim olduğunu biliyorum. Takımı ben. Şampiyon yapan, maç sonunda şey yaparken diyen teknik direktörü var. Tabii. 5 Süper Lig ve FIFA hakeminden teyidli bilgidir bu. Sayarım. O yüzden Aykut Kocaman'la ilgili benim asla az önce söylediğim yapan Aykut Kocaman değil, kimse yanlış anlamasın. Ama benim hayal kırıklıklarım var. Benim tanıdığım Aykut Kocaman bu değil. Bak, bu kadar açıklama yapmasını beklemiyorsun sen. Bundan sonra görüşmeyecek sen de, küsecek sana da. Küslerse canı sağ olsun. Peki, ama yorumlara devam edelim. Şampiyon olduğu zaman gelip burada en çok alkışlayacak biziz gene. Melih Oktay işi. Demiş ki Aykut Kocaman'ı orta sahada Hasan Ali'yi oynattığı gibi bir sürprizli yapıp herkesi şaşırtacaktır bu derbide demiş. Hiç öyle bir şey yapmaz abi. Fenerbahçe geriye düşmüşken Alex girerdi oyunu ve değiştirirdi demiş Egecan Temiz. Yine öyle olacağını düşünüyorum demiş. Alex Mart ayında Türkiye'ye geliyormuş. O geliyor zaten arada değil mi? Yok, geliyormuş, bayağı geliyormuş. Gelsin ya. Temelli mi geliyormuş? Ali Koç'un lojasında maç seyreder mi acaba? Seyreder tabii, niye seyretmesin ya? Ali Koç bugün, Alex bugün Fenerbahçelilerin %99'unun gönlünde taht kurmuş bir adamdır abi. Fenerbahçe tarihinin en iyi yabancı oyuncusu değil mi? Kesin Fener, mi? Yani. Ben Aziz Yıldırım yerinde olsam ben çağırırdım herkesten önce. Seçim çalışması olarak mı? Abi herkesle barıştı, Aziz Yılmaz'la bile barıştı. Evet ya. Saadettin Saran'a yöneticilik teklif etmiş. Abi buradan açıklıyorum, Saadettin Bey'i reddetmiş. Hadi be. Tabii. Bombalara gel. Daha neler anlatacak? Önemli haber. Bir daha söyle. Bir daha, söyle. Tek ver. Mesajını iletmiş. Üç kere. Yönetim. Üç kez. Yönetime de gelsin. Niye Ali Bey'i destekliyor? Saadettin Bey Barış Ertuğrul'u gönderseydi. Değil mi? Ya Barış Ertuğrul'u. Saadettin Bey de reddetmiş. Barış Ertuğrul'u gönderseydi. Yani. Ne diyorsun ya? Aziz Yılmaz'la barıştı ya. Daha ben hiçbir şey demiyorum. Peki yani. Yorumlarla devam ediyorum. Bu maç 4 ihtimalli, 4. ihtimal hakem zaten demiş. Ya Cüneyt Çakır'ın yorumları çok geliyor. Abi Cüneyt Çakır'ın çünkü çok güvensizliği var abi. Şimdi bak herkes diyor ki maçı berabere bitirtir o. Herkes öyle diyor, evet. Gelen yorumların çoğunluğu öyle. Maç berabere bitecek kesin diye. Bence de. Yani Cüneyt varsa beraberlik değil mi? Yani milletin yorumu o ya. Berkay Şahin demiş ki çok güzel program yapıyorsunuz. Teşekkürler Berkay Bey. Allah'ın izni ve futbolcuların özverili oyunuyla Şenol Güneş'in akıl dolu taktiğiyle kazanacağız bu maçı. Şenol demiş. Güneş'in bir taktiğe ihtiyacı olduğu doğru. Yani Şenol Güneş'in bir farklılık yaratması gerekiyor bu maçta. Aykut Kocaman ne yapsın? Hakem hatalarından o kadar çok puanımız alındı demiş Ali Can Bey. Ben katılıyorum Aykut Hoca'ya. Yani o başka bir şey söylüyor. Benim dediğim böyle değildi bu adam.
Evren Bey demiş ki, Evren Güven, Fenerbahçe'nin en zayıf ismi İsmail. Onun evet. üzerine oynayabilir Beşiktaş demiş. Evet, doğru. Doğru. 20 kere yazıldı aynı şey, nasıl okumuyorsun Erbatur demiş. Yani şu an bu tweet gelince Mehmet Bey okuyamadım mesela. Önüme o düştü. Ya çok fazla tweet geliyor, kaçırıyorum çünkü bazen. Çünkü şu anda Türkiye 6.sı durumunda maşallah. Bu programımız. Teşekkür ederiz. Yani ondan dolayı okunmuştur çocuk, sağ olun. Sizin sayenizde Türkiye 6.sı şu anda program yani. Devam edelim. Galatasaray bu maçta kimin galip gelmesini ister demiş Anıl Bey. Beraber mi ister herhalde değil mi? Galatasaray 47 puanla berabere kalsa Galatasaray için iyi olur yani. Eğer ki Beşiktaş devre dışı kalır mı diye bakarsan olabilir. Beşiktaş fikstürü zorlu. Fenerbahçe kazansın isteyip Beşiktaş dışarıda kalsın isteyebilir. Bence Beşiktaş kazansın. Kazanmıyorsa da berabere kalsın ister. Beraberlik Galatasaray için en güzel sonuç bence. Birisi kazanacaksa Beşiktaş kazansın ister. Çünkü o zaman 2 senede 3 puan fark atmış olur. Beşiktaş ama bana gelecek türlü, nasıl eder. Ama öteki türlü bir rakibi dışarıda bırakmış olmaz mı? O da doğru. O da bir mantık ama bence Beşiktaş Galatasaraylılar... Bilemiyorum. Yani ben Galatasaray'ın yöneticisi olsam berabere bitsin isterim. Biri kazanacaksa Beşiktaş kazansın isterim. Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum demiş Mustafa Bey. Çünkü Beşiktaş devre dışı kalacak. Fenerbahçe'yi de geçeceğimizi düşünüyorum demiş. Peki. Benim oradaki hesabımı söyleyebilir miyim? Kusura bakma Erbatur. Estağfurullah. Reklam. Sen söyle ondan sonra. Arkadaşlar gidelim. Galatasaray şu anda 47 mi? Normal futbol koşullarında Karabük deplasman ve içeride Konya'yı yendikten sonra Galatasaray 53 ile 26. haftada Konya'ya gidiyor. Yani Kadıköy'e gidiyor. Velev ki berabere kaldı. 26 hafta 54 puan. 2-0-7 eder. Ve Galatasaray'ın kalan 8 maçının 3 tane zorlusu içeride. Onlar Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, sıralara takılmayın. Kalan 5 tane maçı var. Galatasaray 8 maçta 3 tane içerideki zorlu maçta 5-7-9 ila puan aldığı takdirde iş başka yere gider. Üçünden başka bir senaryo çıkan. Kalan 5 maçını da kazanırsa şampiyon olur. Yani evet. Galatasaray Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon ekseninden 7 puan alır. Kalan 5 maçını da kazanırsa şampiyon olur. Çok net. Reklama gideceğiz. Reklamın ardından devam edeceğiz kırmızı çizgiye. Sizin yorumlarınızı da tabii okumayı sürdüreceğiz. Çizmeye devam ediyoruz. İki saatin çizgileri. Sonunda, üçüncü saatin başında... Nereye vardık? Nereye? Geldik işte. Ya bir yere varacak halimiz yok canım. Yarın... Önemli olan yolculuğun kendisi zaten bu hayatta. Tabii çok... Bak nasıl akıllı adam ya. Nasıl önemli olan programın uzunluğu bence Kerem Açıkbaş için. Evet. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçında bu Cüneyt Çakır mevzusu ne diyorlar abi? Bana bir anlat. Bir kere senin tişörtüne bayılmışlar. Bak onu genel söyleyeyim. Favori karakterin kim? Darth Vader abi. Darth Vader. Ben Anakin dönmeden önce. Anakin yok, Skywalker. Ben yok. Ama direkt Darth. Darth Vader'a geçince sonra. Dönmüş halini seviyorum ben. Kötü adam halini. İki Han Solo. Hastasıyım ya. Han Solo. Biliyorsun Solo filmi de geliyor bu arada. Han Solo. Bir de şeyi seviyorum ben. Gençlik hallerini anlatan. Üçüncü kim? Üçüncü Luke mu? Yok. Yok. Obi-Wan adam. Şeylerin hastasıyım ben. Böyle mesela bir tane kasinoya gidiyorlar, bir tane bara gidiyorlar. Çılgın tipler. Acayip tipler var ya onların hastası. Orada çalan müzik. Falan diye çalar. Çok güzel. Abi bu arada sana bak Star Wars ayrıca Terminator'u ayırdım. Geleceğim Ege'yi de alacağız. Hep beraber izleyeceğiz filmleri. Evet, Galatasaraylılardan mesaj geliyor. Abi biz Fener kazansın isteriz diyorlar. Evet. Çünkü gelsin. Fener iyi oynamıyor küçük maçlarda. Keyif alacaksın abi. Sıkılırım ben. Hele var ya Terminator 2'de koşacaksın. 20. dakikada Kemal Sunal filmine bağlarız biz. Ya gülerek izleriz o ayrı. Yalnız mısırı kendimiz patlatacağız. Öyle hazır değil pakette. Dünya o koku gelecek yani tuzlu tereyağı. Patlamış mısır. Erbatur ne anlatıyorsun? Allah'ın seversen gecenin bir kere olmuş zaten ya. O yüzden zaten. Daha var daha çok ya? Zamanımız var o yüzden. Daha güzel şeyler anlat. Güzel bir şey anlatıyorum. Sıradıktan bahset. Bilim kurgu sevmiyorsun abi. Ne yapayım? Abi sıradıktan falan bahset. Ne yapayım? Kamuoyunda da böyle benim gibi insanlar da vardır herhalde yani. İşte ben elimden geleni yapıyorum. Devam ediyorum. Elimden tutup yükseltmeye çalışıyorsun. Hayır. Farklı pencereler açmaya çalışıyorum. Sen de öyle yapıyorsun. Birbirimize açtığımız pencerelerden bakıyoruz. Biraz daha ya daraltın. Pencere değil. Pencere. Biraz daha onu daraltalım. Gece penceredeki tekir kedi, tenceredeki eti yedi. Neden öyle oldu biliyor musun? Artık geç saatler olduğu için oldu. Bunu biliyorsun değil mi? O bizim Kerem önce her programdan önce bunu söylerdi. Öyle mi? Bu tekerlemeyi.
Güzel. Sen pencerenin perdesini havalandıran rüzgara bak bakayım, rüzgar ne diyor. Pencerede yoksa rüzgar kedi söylüyor mu şimdi çok o yerde bizim şarkı eski ya şarkımızı? Şimdi bu Cüneyt Çakır ne yapacak yarın? İşte maça bak dönüyorum. Maça derbiye dönüyorum. Tamam hadi. Hani pencerenin perdesini havalandıracakmış. O pencere. Daraltırsak. Tamam. Annenle babam bilir bak. Abi rüzgar. Cüneyt'in niye böyle bir imajı var? Ne gibi? Sen hakemlerin arkadaşısın. Niye böyle bir imajı var? Ya, Cüneyt atandı mı o maç şey belli oldu yani. Beraber bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacak hakemi. Perşembeye Fırat'ı atadıkları içindir. Hani evet, Fırat Aydınus gelecekti. Ben öyle düşünüyordum. Ne perşembe başka kimi atacaklar abi? Ya bu maça gelecekti diye konuşmuştuk. Ben öyle düşünmekteydim, doğru söylüyorsun. Tonlu analizimizin olduğu gibi bu da hatalı çıktı diyorsun yani. Birinden birine şey. Bir de bak şunu, ondan sonra yani Fener Galatasaray'a kim vereceksin? Fener Galatasaray'a kim vereceksin? Ben Beşiktaş Galatasaray biliyorum kim olduğunu. Beşiktaş Galatasaray Ali Palabıyık. Evet. Uzak ara Ali Palabıyık. Bence Fener Galatasaray'da Halil Ümit olabilir. O güne kadar göstereceği performanstan dolayı. Başka yok ki zaten, hakem yok. Bence tamamen hepsi yanlış karar. Cüneyt dahil. Fenerbahçe'nin direkt buna verecekti diye şeye. Clement Torbin. Perşem Mengiliz. Ben satılma diyorum. Sen yabancı hakem diyorsun. Tabii bak, abi. Fikret Orman yabancı hakem konusunda seninle aynı kanaatteydi. Romel hakem konusunda biliyorsun. Allah'tan dedi Beşiktaş maçını yabancı hakem yönetiyor. Bayern Münih maçını dedi. Peki. Devam ediyorum o zaman. Serdar yabancı hakem diyor. Ben satılmak diyorum. Programın iki tane mottosu var. Erbatur sen de ne diyorsun? Ne diyorum ben? Ben birçok şey söylüyorum. Çok böyle romantik, güzel taraflara bakıyorsun. Hayatın hep güzel taraflarına bakıyorsun. Biraz romantikliğim biraz gitmeye başladı. Çok gerçekçileşmeye başladım günler geçtikçe. Körle'ye taş yaşı kalkar. Eski, hani içimde o romantizm rüzgarları var da. Körle'ye taş yaşı kalkar, ben sana söyleyeyim. Ya ne olacak haftada 4 saat düzgün. Liverpool çok iyi düzeldi yalnız ha. Acayip iyi. 4 atmışsınız bugün. Ya normalde biliyorsun bu puanla normalde şampiyonluğa giderdi. Ama Manchester City yüzünden çok gidemiyor. Çok acayip bir performans sergiliyor. Evet. Şimdi birisi de onu yazdı. Klopp hocam yaptı. Dünyanın en iyi hocası ya. Bizim vallahi çok iyi izleyicilerimiz var gerçekten. United'da City'ye karşı diyor çok kısa bir takımla çıktı diyor. Pasla bayılttı, öldürdü diyor. Beşiktaş da yapabilir onu diyor. Ama Beşiktaş o pası yapabilecek ileride ve geride adamı yok ki Beşiktaş. Yalnız medal Atiba'dan daha fazla kafa topu alır, onu da söyleyeyim. Yani çok doğru yaptı. Stoper mi medal? İki tarafta. Arkadaşım 7 tane uzun saydım ya. 7 tane uzun eşleştir abi, eşleşmiyor işte. Medal stopermiş, devam edelim abiciğim. Buyurun. Charles Barkley derdi ki çok uzun değildi ama bana göre tarihin en iyi 4 numarasıdır. Tim Duncan'la beraber, kızmasın şimdi izleyenler. Şampiyon olamamış en iyi diyeyim. Derdi ki en iyi rebound en iyi uzun tarafından alınmaz. Dennis Rodman tarafından alınır. Hayır, en iyi yer tutan ve doğru zamanlama yapan oyuncu tarafından alınır. Ya, medal de onlardan biridir. Çıkar vurur ya. Medal de onlardan biridir, o yüzden güzel 92 örnek. 92 Barcelona takımı gelince hemen ilk sorumuzu soralım. Aklına gelen ilk soru kim? Takımın okuduk tek, Mehmet Bey onu okuduk. Takımın tek NCAA'yı kimdir diye böyle küt diye sorarlar ya. Ha, Christian Letter mı? Christian Letter. Olmaz ondan. Şu por favor olayı nedir? Lütfen anlatın demiş Dorukhan Bey. Anlat. Por favor senyor. Arkadaşlar por favor. Ankara Spor Fenerbahçe maçı. Ankara Spor'un hocası kim? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman. Fenerbahçe ve Galatasaray lig yarışında gidiyorlar. Sene 2007-2008 sezonu. 2007-2008. Fenerbahçe bir yıl önce 100. yılda şampiyon olmuş. Asıl yıldır Zico'yu kovmuş. Sezonun bitimine 4 hafta var. 4 hafta var. Fenerbahçe 2 deplasman. Çeyrek final oynamış. 2 deplasman üst üste oynayacak. Ankara'da Ankara Spor'la, hemen akabinde Ali Sami Yen'de Galatasaray'la. İkinci maçın tarihi 27 Nisan 2008. Evet. Sonra da 2 maç daha var. Galatasaray'da Ankara'da Gençler Birliği'yle, Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'yle, deplasmanda Sivas'la, Hacettepe Oftaş'la da yine Ali Sami Yen'de sezonu bitiriyor. Doğru mu? Gençler Birliği'ni 88. dakikada Lincoln'un attığı golle, Kudüs'ü Miftoğlu'nun Sabri'nin Gençler Birliği oyuncusuna yaptığı penaltıyı vermeden oynat dediği, Erman Toroğlu'nun Sabri böyle sığırları şeye iterler. Ahıra sokarlar gibi adamı itmiş dışarıya. Kudüs'ü burada penaltıyı vermemiş dediği maçta 1-0 yendi. Yere uzanarak bir gün sahada. Bir gün sonra Ankara'da Fenerbahçe Ankara Spor'la oynadı. Gökçek Vederson'un golüyle 1-0 öne geçti. Sonra bir tane gol attılar. Ankara Spor'lar. Kim attı bilmiyorum. Ondan sonra bir Fenerbahçe bir gol daha attı. Kim attı bilmiyorum. Alex olabilir, Semih olabilir. Hiç bilmiyorum. 89. dakikada hakem Halis Özkahya Fenerbahçe'ye penaltı çaldı ki doğru bir penaltı çaldı. Topun başında her zamanki gibi Alex de Souza geldi.
tam penaltıyı atacakken oyuna daha sonradan dahil olan Fenerbahçe'nin golü Mateja Kezman böyle gitti Alex'e. Bir şeyler dedi. Alex topu Kezman'a verdi. Kezman da topu üstten avut attı. Hakem 90+4 dakika uzatma verdi. 90+5'te Mehmet Yılmaz, o zaman Ankara Spor'un şu anda Trabzon'un yardımcı antrenörü. Santrifor olan Mehmet Yılmaz'ın attığı golle maç 2-2 bitti. Fenerbahçe Galatasaray'ın 2 puan önündeyken Ali Sami Yen'deki şampiyonluk derbisine eşit puanla geldi. Sonra niye böyle bir şey yaptınız? O penaltıyı atsanız 3-1 olacaktı diye soruldu Zico'ya. Zico dedi ki işte bunlar hayatta oluyor, yaşayacağız ve öğreneceğiz dedi. Halbuki Zico 1986 Dünya Kupası'nda bizzat kendisi yaşamış ve başarısız olmuştu. Ama onu havanda hatırlayamamıştı. Çünkü Zico 2-2 biten, daha sonra penaltılarla Fransa'nın Brezilya'yı elediği Dünya Kupası maçında oyuna sonradan girmişti. Brezilya'nın kazandığı ve 3-2 yapıp maçı bitirmesini sağlayacak penaltıyı asıl penaltıcı olan yerine kendisi atmıştı ve üstten avut atmıştı. Alema mıydı penaltıcı? Por favor da şuydu. Kez Alex'e sordular niye verdin diye. Kejman geldi, por favor dedi. Ben de ona verdim dedi. Por favor da İspanyolca lütfen demek. Por favor diye diye şampiyonluk gitti yani. Yalnız dikkatli izleyeceğiz. Ertesi haftada Edu'yla Volkan ortadaki bir topa çıktılar. Top ortada kaldı. Nonda kafayı vurdu, gol oldu. Yalnız o maçta Aykut Erçetin çok iyi top oynadı. Mehmet Topal mükemmel futbol oynamıştı. Mehmet Topal o zaman Galatasaray'daydı. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenip 3 puan önüne geçti. Sivas maçını 4-3 kazandılar. 5-3. 5-3 kazandı. Arda Turan'la Ayhan attı. Ayhan'la Arda Turan'ın çok iyi oynadığı maç. Öyle bitti yani. Yalnız dikkatli Galatasaray izleyicilerimiz, Serdar'ın iki yerde Galatasaray'ın bu şampiyonluğu hakem hatasıyla kazandığını görmüşlerdir herhalde. Şimdi diyor ki Sabri'yi penaltıyı vermedi. Bir de dönüp diyor ki 90+5'te Mehmet Yılmaz attı diyor. 90+4'ün sonrasında. Tabii canım, net. Diyor. Levent Karapınar demiş ki Olcan adın o boyuyla Kadıköy'de 1.90'lık iki stoperin arasından atmıştı. Yer ve zamanla önemlidir. Olacak. Katılıyorum Erbatur demiş. Katıl. Charles Barkley. Ama dünyanın en iyi dört numarası. Olcan o golü sıçrayarak atmadı ki. Zamanlamayla işte ama. Doğru yerde durdu. Capone de hep doğru yerde olurdu. Ya Capone ya, evet ya. Oğuz yere yakın. Bir kere de benim tweetimi okuyun lütfen demiş. Okudum. Peki. Bakalım. Benim mottom robotlar geliyormuş. Yok, genel konuşuyoruz ya. Devam edelim. Lucescu derbiyi izler mi demiş Osman Bey. Lucescu var değil mi hala? Var tabii, duruyor. Vay be. Fenerbahçe soğukkanlı, Beşiktaş gergin. Bu sonuca direkt etki eder diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum açıkçası. Beraberlik benim kafamdan geçen konu. Fenerbahçeli oyuncular ve Aykut Kocaman ve camia bu sert karşılaşmaları çok iyi oynuyorlar. Daha da iyi oynayabilirler. Peki. Fenerbahçe doğru futbol oynuyor, gerçek futbol oynuyor ama keyifli futbol oynuyor mu sorusunu hep birlikte sormalıyız. Alalım. Valla şey maçında çok keyifli top oynadı. Başakşehir. Acayip zevkli. Çok müthiş zevk aldım o maçtan yani. Hakan Taş, kısa boylu Suat Kaya koskoca Juventus'a kafa golü attı unutmayalım demiş, Instagram'dan yazmış. Peki. Olabilir abi. 2 Aralık 1998. O maç değil mi? Evet, o maç. Tudor var işte o takımda değil mi? Tudor var takımda. Var. Tudor Juventus'ta oynuyor o zaman. Peki şu güzel bir haber. Taner Karaman'ın haberiydi. Nerede o? 18. haberi verir misin? Erbo geç Galatasaray'a hadi ya. Tamam geç. Daha çok vaktimiz var. Serdar'ın yazısı var abi. Nasıl çok vaktimiz var? 11 tamam, geçiyor. Tamam, şunu da göreyim ondan sonra geçelim. Serdar'ın yazısı var adam bugün koskoca içinde. Çıkışımız kaç yayın? Haber olan yazısı var adamın alıyoruz ya. Tabii. Yiyeceğiz. Fatih abi, kötü bir Fatih abi şey oldu ya. Altay mı? Fransalı diye. 20 maçta 15 farklı defans attı. Fatih Fransa'da ben var yazdım o yüzden. Fatih Altaylı Fransa'da haber kaynağı kurdu mu? Yok. 20 maçta 15 farklı defans attı. Baksana bu. Peki, çok acayip. Taner buraya güzel haber dikkatlidir. Bu. Taner şeyi koymuş mu Gökhan acaba? Gökhan Pepe Toşiç Adrian'ın 5. Yok. Gerekçeleri koymuş mu? Ceza, ama bak, sakatlık. Önemli maç. Ya bu Vida'nın transferi biraz şey mi oldu acaba ya? Ya beklenen gibi çıkmıyor bazen transfer. Önemli uyum değil süreci ya. Hani var. Böyle takımı biraz hani böyle yok çok para alıyor falan hani böyle bir dengesizlikte sıkıntıda hani. Şimdi bak
Bu konuda bir haber vereyim biraz sonra. Tamam. Bu bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi Serdar bir soru sordu ya. Ben bu soruyu... Sordum diyorsun. Ben de sordum diyorsun. Beşiktaş'ın üst düzey ilgililerine sordum. Ama ben çok safiyane sordum. Dedim ki ya Beşiktaş dedim en son Orkan Çınar'ın maaşını açıkladı. Ve bonservisini açıkladı. Acaba dedim niye açıklamıyor Beşiktaş? Alabiliriz mesela diyeyim. Vida'yı niye bilmiyoruz biz dedim. Beşiktaş'ın önemli mevkilerindeki insanlardan bana gelen bilgi şu. Ya bu takım içerisinde bu aldı verdi kuruş hesabı çok yapılıyor. Kanundan bize gelen olanaklarla da kullanmak istemedik artık. Kullanmayacağız bu maaş bildirimlerini. Ama maalesef takım yönetmemiz yani, olmuş. Kolay değil mi işler? Sorduğum soru oydu. Dedim ki niye bildirmiyorsun? Mesela Vida'nın maaşını 2-200 biliyoruz ama biz bir yerde yazmıyor. Şimdi bir kulaktan dolma biliyoruz. Böyle bir yanıt gelmişti bana. Şimdi sevgili Mehmet o zaman bak bir tartışma açıyorum. Kaç kişi çalıştırıyorsun abi? Bordrolu. Yani bordrolu bordrosuz kaç kişi çalıştırıyorsun? Para verdiğim 12 adam var. 12 kişi var. Herkes aynı parayı mı alıyor? Alabilir mi? Mümkün değil de alabilir yani. Normal. Var mı öyle bir şey? Benim üstüm, peki şey ne? Üst limiti yani, battı. Peki şey yani baraj ne kadar açık? Yok. O kadar baraj yok diyorsun. Yemez. Az değil mi? Ya şimdi bir yani tam doğru örnek değil ama Brad Pitt'in bir filmi vardı ya beyzbol takımı alıyor. Hmm. Tamam şimdi Moneyball. Hesaplamalar Moneyball yapıyor filan. Moneyball. O takım başarılı oluyor. Acaba dünyada bir takım... Çok overrated filmdir bu. Bence de. Dünyada bir takım her oyuncuya aynı parayı verdiği bir sistemi deniyor mudur? Ben güzel de, ya yani bana sorusu ben ya da de demese ne olur mesela? Mesela ben de 10 üzerinden gidelim. 10 lira maksimumsa, ha, bendeki minimum 6 lira falandır. Çok dengeli gider. Güzel. O, yani orada bir şey yok. Ama atıyorum yeni stajyer bir kardeş vardır. O 2 liraya gider. Hayır canım. Ama 10 lira maaş alan adam 6 lira maaş alan adamın maaşını belki bilir fakat bir der ki 10 lira 6 lira. Birbiriyle maaş konuşmak birçok iş yerinde çıkış sebebidir biliyorsun. Peki 6 ya da işte 7 liralık adam. Ya kardeşim buranın en büyük yıldızı benim 7 alıyorum rahatsızlığı olduğunda sana buranın dile getirir mi? Buranın en büyük yıldızı benim ben karar veririm senin ne alacağını diyor. İşte. Fatih Terim modeli. Orada benden büyük yıldız olamaz. Antrenör takımıyım ben. Antrenör Pep Guardiola. Yani orada yani özel olacak belki ama benim arkadaşlarım hiçbir tanesi bugün ne kadar ya patron biz 10 lira kazandık 100 lira zam yap 200 lira demesin. Ego işleri senden daha fazla kazanan var mı? Tam antrenör takımısın ya. Tamam tamam. Vallahi tamam benden fazla kazanan vardı benim zamanımda. Radyo baron. Yok. Olabilir mi öyle bir şey ya? Olabilir abi. İşte abi. Yazarlarda olur. İşte. Mesela ben Fuat Aktağ'dan fazla kazanıyorum şu an. Yazarlarda nasıl yalan belli değil. Yazarlarda ya. Dışarıdan yazar transfer edersen olur. İçeriden yazar yaratırsan. Yani Mustafa Denizli muhtemelen herkesten fazla kazanıyordur yani yazdığı zamanlar şeyde. Ama şeyde vardır. Sabahta. Biliyorsun ki yani medya kuruluşlarında içeriden yetiştirdiğin adam hep böyle uzun bir süre bizim oğlan olarak kalır. Tıraş. Tabii. Ha ben dışarıdan hiç yıldız transfer mesela ben bu sene şey transfer ettim. Ömer Necati Albayrak transfer ettim. Önümüzdeki 5 sene içerisinde Türkiye'nin en büyük 10 gazetecisinden biri olacak. Çok iyi gazetecidir de. Çok iyi röportaj. 10 tane adamdan biri olacak. Önümüzdeki 5 sene. Ay sen tek... Ama sen antrenör takımısın. Ben çok neyse tartışmayı şuraya çekiyorum. Sen antrenör acaba takımı takım... yöneticisi değilsin. Şimdi, sen yıldız oynadın. Yıldızlarla oynadın. Sen yıldızlarla oynadın. Yıldızlarla da oynadım. Tam Del Bosque. Tabii. Serdar abi. Ondan sonra por favor. Por favor. Yani ben şimdi... Emre Adebayor Arda almadan önceki Abdullah Avcı'yım. Anladım abi. Ben direkt yıldızlara inanırım. Onların başarısı beni de taşır. Şimdi şöyle söylüyorum. Bir takım kuracağız. Herkes aynı parayı alacak. Atıyorum şimdi 700 bin euro alacak. Bir kişi bile 701 bin euro almayacak. Ya da 699. Veya 699 almayacak. Başarı performans primi koyacağım. Ali Ergöçmez nasıl altın orada nasıl yapıyorsunuz? Yazar mısın bana? Ben bak, biliyorum. Acaba bunun bir faydası olur mu? Mirkan'la Barış normale yakın para alıyorlar. Kalan çocukların maaşı 4 bin euro. Burada da orada öyle bir şey var çünkü. Burada da mevkici futbol. Yani mevki değişikliği olmuyor mu abi? Mevki farklılığı. Ya mesela golcü şunu diyemez mi golcü o zaman? Ya ben 20 tane gol atıyorum abi. Adam stoper veya sağ bek. Benle aynı para alıyor da diyebilirim o zaman da değil mi? Yani böyle bir tartışma çıkabilir. Sen egoların ve işte yıldız kaprislerin yani olmadığı bir dünya yani bu işler çok zor işler abi onu söylemeye çalışıyorum. Ya oradaki mesela Serdar'la bizim aramızda o diyor ki ben yöneticiyken yıldızlarla çalışıyordum diyor. Yıldızlar abi, çok para. Şimdi ben ne çıkarırdım tabii diyor. Bizim radyo bambaşka bir dünya da benim de maliyetim şu tamam ben en çok parayı kazanıyor olabilirim de onlara hiçbir şey gelmiyor ki. Yani radyonun sorumlusu olarak bütün telefon abi bana sen geliyor. Radyonun yani, normal. Radyonun sahibisin ya. Yani oradaki şey var. O şey maliyeti ne derler?
mevki tazminatı, makam tazminatı da o telefonlara cevap vermiyor. Tabii canım, o makam tazminatı hocası da o arar, başkanını arar, şey arar, o arar, bu arar. O da yani, o yüzden yıldız takımı başka bir şey. Şimdi ben senin takımın, sen antrenör takımısın canım. Hayır, ben diyorum ki bir takım kuracağız. Bu takım en ideal, yani optimize şekilde bu tip tartışmalar olmadan takımın hani orta sıralara hedefleyen bir takım olsun bu. Herkesin aynı para aldığı bir takım sistemi olabilir mi? Bu soruyu senin izninle Abdullah Avcı'ya soracağım. Bir futbol takımında bu olabilir mi diye. Evet, tabii elbette. Abdullah Avcı'nın çok en yakın Abdullah Avcı'ya. Şey yani şu an aklıma geldi. Bu ilginç bir tartışma olur. Altınor dediğim gibi iki ama tane... Ama mesela ben santrafor olsam itiraz ederim. Mesela. Yani ama işte o zaman sistemi bu. Sistem bu olursa herkes o sistemin içinde kalır. Ama belki şöyle olur. Mevkiye göre para verilir. Mesela dersin ki, ama arada çok bariz fark olmaz. Savunma oyuncuları 600 bin. Orta saha oyuncuları 650 bin. Direkt golcüler, santraforlar 700 bin alır. Örnek vereyim, ben Pepe'yim. Orta saha oyuncusu Necip. Necip benden nasıl fazla para alıyor derim. Hah. İşte, o da olmaz o zaman. İşte doğru, o zaman da öyle Pepe Mepe almayacaksın. Şimdi böyle bir takım kurulur mu? Kurulursa başarılı olur mu? Bunun bir örneği var mıdır? Bilmiyorum. Bunu araştıralım ama ilginç bir konu bu. Ya bu örnek yoksa da Amerika'daki benzer örnek var. Yani taban ücret. Salary cap. Taban ücret, salary cap. İşte ortaya koyduğun birine maksimum kontrat veriyor. Süper, mesela iki tane Real Madrid'de de var. İki tane süper yıldız kontratı verebiliyorsun. Mesela en büyük kontratı. Veteran kontratı var. İşte çaylak oyuncu. Buna göre ayarlayabilirsin. Maksimum kontrat veriyorsun mesela. Yanlış da yaptıkları harika oluyor. Harika bir tartışma açtığına. Şimdi yazı dizisi olur bundan. Şimdi bak, olması gereken şimdi bence bu. Bu yazı dizisi şöyle olur, bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir iş yaptı. Bu yani salary cap, cap'teki yani mesela Real Madrid'de de var. Tamam, kimse Ronaldo'dan fazla alamıyor. Zamanında Raul'dan fazla almıyorlardı. Kimse Messi'den fazla alamıyor. Fenerbahçe'de mesela bunu yaptı Kayta. Kimse senden yüksek almayacak dedi. Ama mesela işte bilmiyorum şeyi. Ne derler onun adına? Yani böyle bir şey olsa acaba takım başarılı olur mu mesela? Bu ilginç bir tartışma olabilir yani. Çünkü abi futbolcu milleti niye kavga eder? O benden çok para alıyor. O oynuyor. Oynadığı için sen oynamıyorsun. Oynamayan adam genelde mutsuz oluyor. Şey de var. Benden ondan yetenekliyim. O oynuyor. Nasıl oynuyor? Ben oynamıyorum falan da var. O ego da var. O ego başka. Ama parayı da alıyorsun bir taraftan. Peki. Bugün tabii derbi özel yaptık. O yüzden Beşiktaş-Fenerbahçe maçını konuştuk. Galatasaray'ı da konuşalım son bölümde. Şuradan gelen yorumlar var. Yani Galatasaray, ben söylüyorum, bana göre ligin en iyi santraforu Gomis. Tabii. İzlemekten büyük keyif alıyorum. Hani böyle intikam olur gibi topu öyle bir vuruyor ki hakikaten böyle anime bir filmden çıkmış bir süper kahraman gibi. Bir de güzel oynuyor abi, şey yapıyor yani. Tamam. Yine farklı kazandı Galatasaray. Serdar'ın bugünkü yazısını bence almalıydın. Haber var içinde. İşte normal sırf derbi özel yapacağız diye yani bu kadar uzun. Serdar'ın bugünkü yazısında ciddi haberler var. Oyun tarafını 5-0'ı falan geçtim. Altta haberler var. Anlatsın biraz. Yazısından bahsedelim Serdar Çelikler'in. Ne var abi? Ben haber vermedim ya. Camianın tek yıldızı Fatih Terim türünde yazısı. Sen neden bahsettiğini bir kısaca anlat. Fatih Terim şu anda... Var. Ya şunu açık konuşmak lazım. Var. Mustafa Bey düzgün bir insan, iyi bir başkan ama Mayıs ayında aday değil büyük ihtimalle. Olacağını düşünüyor ama başka bir çalışma var. Ben hala Dursun Bey'in olsam mı? Acaba mı? Filan gibi hareketlendiğini düşünüyorum. Faruk Süren, Adnan Polat ekibinin hatta bunların birlikte bir koalisyon olarak ihtimali var. Hatta Adnan Bey'e sistematik olarak bir iade itibar çabası var. Söz konusu. Ünal Bey bir taraf ama başkan adayı değil. Net söyleyeyim. Ama bir taraf. Yani o da artık camianın ne diyeyim? Oy potansiyellerinden, başvurulan bir bilenlerinden biri olmaya doğru gidiyor. Ünal Bey Erbatur'u başkan seçtirmeyebilir ama seçtiremeyebilir ama başkan olmasını engelleyebilecek pozisyonda. Yani Erbatur'u başkan yapar ama Erbatur'un başkan olmasını engelleyebilir. Dolayısıyla Galatasaray şeyi biraz sert geçer. Şu anda böyle bir yönetim boşluğu varken ve Galatasaray 2 aylık ödeme yapabilmişken ve sonrasına dair de herhangi bir finansal girişim olmamışken camianın tek lideri şu an Fatih Terim. Yani Fatih Terim değil de kim olursa olsun olsaydı takım şu ana kadar dağılmıştı bence. Liderlik ve takımı tutma anlamında söylüyorum. Ha, teknik olarak
oyun olarak bir fark var mı? Ben en azından çok ciddi bir şey görmüyorum. Dün akşam biraz daha... Abi böyle takımlara karşı ama yani. Tabii Bursa'nın Bursa dışında. Helva yani. Şu yorumu okuyayım öyle Mehmet Ayhan, sen hem buradan da başla istersen. Hakan Taş demiş ki Galatasaray'da Mariano'nun Fatih Hoca geldikten sonra takımdan kesik yemesine dair yorumunuz nedir? Ya çok ilginç. Hoca tercihi, üçüncü evet. maç, Mariano... dün akşam hoca enteresan bir laf etti. Linesli arkalı önünde oynayabilir dedi. Şimdi bir kere Fatih Hoca yeteneğe inanan bir adam. Ben Mariano'nun gerçekten Linnes'in yetenek olarak ve oyun olarak arkasında kaldığına inanmak istemiyorum. Çünkü Fatih Hoca 3. Galatasaray döneminin en etkili oyuncularından bir tanesi Emmanuel Eboué'yi bugün bizden çok daha güçlü bir şekilde Mariano'da görebilir. Anlayamıyorum. Tekrar neden oynatmıyor değil mi? Neden oynatmıyor? Linnes korkunç çalışkan, inanılmaz yetenekli. Pardon, inanılmaz emekçi ama yeteneği kısıtlı bir adam. Evet. Fakat hoca, tekrar söylüyorum, hoca ışık, ışıl ışıl takım. Yani sırf sol bek konusunda bir tereddüt yaşadı, orayı Riera'ya koydu. Yetenek diye. Eboué, Riera sağdan soldan biliyorsun çıktılar. Anlayamıyorum. Dün akşam Evren sordu hepimiz adına. Hoca da dedi ki, ben bunu merak edenleri merak ediyorum dedi. Orada lafı ağzımıza tıkadı. Ama ben Linnes'in, Mariano'nun arkasında kalması ihtimalini... Sadece futbol olarak görmüyorum. Hoca bir şeye takıldı. Ya belki de oyun para mara işleri vardır, bilemeyiz yani. Yani hocanın yeteneği inancından biliyorum. Arkalı oyun oynayacaklar diyor. Kupada mı oynatacak? Tam istediği bek çıkıyor. Her şekilde oyunun bence içerisinde. Bence deplasmanda biraz sertlik istiyor artık. Ondan mı? Feguli diyor? Meguli deplasmanda hiç yok abi. Feguli ikinci yarı yok zaten. Şunu söyleyeyim. Dün akşam birkaç pozisyona dikkatimi çekti. Genele şamili bir şey söylemiyorum. Acaba şunu mu yapıyor Linnes? Yani bir tek oraya tutunabiliyorum. Linnes sağ bek mevkii tamam da orta sahada Dong, Selçuk, Feguli, Belhanda o merkezde düşenleri toplayarak enerjisiyle iki yerde yapabiliyor mu? Düşenlerle beraber orada da bir görev alabiliyor mu? Ekstra bir kalp, bir enerji sağlayabiliyor mu diye düşünüyorum. Ya ben Linnes'i beğeniyorum da hani bilmiyorum çünkü, onu. Tekrar söyleyeyim, bunu daha önce konuşmuştuk. Serdar hatta bunu espri konusu haline getirmişti. Mustafa Denizli Galatasaray'dan ayrılmasaydı ilk maçta Linnes orta saha oynayacaktı. Evet, daha önce ve Fatih Hoca'nın da belki o özelliklerini de görerek Linnes'in o özelliklerini de görerek böyle bir hem sağ bekte hem orta sahada düşenlere yardımcı, orta sahaya katkı destek oyunu gücünden dolayı oynatmışım ama onun dışında aklıma hiçbir şey gelmiyor ki Linnes'in yeteneği Mariano'nun önüne geçsin. Yok canım, orada bir yetenek şey gelmiyor. Belki yani. Para hani yetenek para. Aşığı Fatih Terim bunu nasıl Galatasaray'a nasıl 4 ay para ödememe işi vardı ya. Hatırlıyor musunuz o haberleri? Abdurrahim Albayrak'ın da bunun teyit ettiği haberler. Şimdi o 2 aya düştü. Yani o 4 aylık ödemelerin 2 aylığı ödendi. Ve Şubat bitiyor. Yani şimdi gene bir 2 aylık gerekecek yani. O öyle bir şey var. Peki. Belki arada... belki ondan bir sıkıntısı vardı Mariano'nun. Ya da o zamanlar gereğinden fazla sıkıntı yaptı. Doğru. Tabii bu arada hoca Mehmetciğim bebekle memekle ilgisi olmadığını söyledi Mustafa aradaki formun. Farkındaysan. Çocuk uyutmuyor değil miymiş yani? Ya öyle şey mi olur ya? Peki. Yavaş yavaş bitireceğiz. Şiitan Bey hatırlatmış. İkinci Rodriguez olur. İkinci NDI olur Rodriguez. Yalnız Rodriguez çok çok, çok iyi ya. Çok eğer iyi böyle oynamaya devam etsin ve 1-2 çıt üstüne çıksın tam Galatasaray sezon sonunda Rodriguez'i satmak zorunda kalır. Tam Premier Lig'e uyum sağlayacak bir tarza sahip Rodriguez ve hıza sahip. Ve dün akşamın büyük kazançlarından biri tabii ki Bursaspor'un problemli halinde göz önüm olarak. Hokai Yamaç'ta Belhanda. İyi oynuyor. Şimdi adama laf etme. İyi oynuyor. Evet. Bitirelim yavaş yavaş. Yiğitan Bey ne diyor? Evet, Yiğitan Bey'in hatırlattı bugün Ankara Gücü tribünlerinin yaptığı güzelliği. Gaziantep maçının ardından ben gördüm. Gaziantep'li futbolcuları da aldılar. İşte Ankara Güçlü futbolcular ve hepsi bir arada başın öne eğilmesin, aldırma Antep aldırma diye tezahürat ettiler. Duygusal anlar yaşandı. Gözler doldu. Ankara Gücü de haftalar sonra falan bir rahat galibiyet aldı. 4 hafta sonra yanılmıyorsam kazandı. Sıkıntılı gidiyorlardı. İnşallah. Fatih Hoca'nın hakikaten bu Linnes Mariano tercihini yani ya hocanın tercihi bu kadar çok üstüne hani tamam. Ama çok konuşuluyor. Mariano da başka bir şey olabilir ama. Peki bitti süremiz. Şöyle bitireyim ki yani Mehdi de bağlayabilsin eğer derbi özel kesecekse. Kırmızı Çizgi Derbi Özel'in sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir derbi olsun. Tekrar konuşacağız, karşınızda olacağız. Keyifli günler.